Ahmet Hocam. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Ben geldim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz sevgili hocam. Aramızda bugün burada bizlerle birlikte olan eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi'nden mesleki ve pedagojik gelişim sorumlumuz Sayın Doktor Hülya Bal hocam bizlerle. Bu güzel sürprizi için, aramızda olduğu için ve bizlere destek olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eğitimimize, webinarımıza başlarken ilk sözü tabii ki değerli hocamız Hülya Bal'a aktarmak istiyorum. Buyurun değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Öncelikle ilk koordinatörlerimize, değerli öğretmenlerimiz, katılımcılarımıza. Bizler Antalya'dayız. 13. Ulusal Konferansı gerçekleştiriyoruz. 300 kişi, koordinatörsüz çalışmak oldukça zor. Ekip arkadaşlarımız yok çünkü bu yıl öyle bir kural alınmıştı, kriter alınmıştı. E-Twinning tüm hızıyla devam ediyor. Belki ESEP'te biraz daha bir sayıda düşme olur, belki biraz daha ilgide azalma olur gibi düşünmüştük ama inanın diğer ülkeler arasında da gerçekten çok fazla kişi var. Yine aynı hızla devam ediyoruz. Avrupa ortak olmasına rağmen projeler aynı hızla açılıyor. Neden? Çünkü koordinatörlerimiz gerçekten iyi çalışıyor. Ben her birine ayrı ayrı bu vesileyle sanırım 7 il var. 7 il koordinatörümüz var. Onların haricinde diğer koordinatörlerimize de çok teşekkür ediyorum. Ama asıl başarı, asıl teşekkür edilecek olan kişiler öğretmenlerimiz. Bizler de öğretmeniz arkadaşlar. Bu başarının da inanın sizlerde çok, sizlerin çok payı var gerçekten. Öğretmenler bıkmadan, yorulmadan çalışıyorlar. Daha ESEP eğitimleri için biraz daha hız kazanmamız, aslında beklememiz gerekiyor. Ocak, Şubat aylarında tüm kalite etiketleri ve geri kalan projeler ESEP'e taşınacak. Her taşınmada yeni bir sıkıntı çıkıyor açıkçası. Ama koordinatör arkadaşlarımız, koordinatörlerimiz bizlere bu durumu iletiyor. Biz de Avrupa'ya iletiyoruz. Çünkü bu ESEP Avrupa'da yazılan, Avrupa Komisyonu'nun ihale usulüyle yazılımcılara yaptırdığı bir platform. Tabii ki güzelleştireceğiz biz de bunu ama zaman istiyor. Sizlerden sabır istiyoruz. Ben hepinizi çok çok özledim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yüzünüzü bile görünce çok seviniyorum. Çok teşekkür ediyorum koordinatör arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma. Sizlere kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam sağ olun. Sağ olun Hülya Hocam. Teşekkürler. Bizler çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Onur duyduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler bu kıymetli katılımınız için. Değerli hocalarım, Hülya Hocamızı uğurlarken bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin her bir noktasından, her bir değerli ilinden burada birlikteyiz, bir aradayız ve biz de 7 şehirden ilk koordinatörü olarak 7 şehir tek hedef yenilenen yüzüyle eTwinning ESEP bilgilendirme toplantısında sizlerle bir aradayız. Bugün burada değerli hocalarımla dediğim gibi bir aradayız. İlk olarak sözü kendilerini tanıtması için Ağrı İl Koordinatörümüz Muhammed Fatih Turan hocama devretmek istiyorum. Buyurun hocam. Kusura bakmayın öncelikle biraz heyecanlıyız. Yeni platformla, yeni yüzlerle hep birlikteyiz. Bu heyecanımızı da maruz göreceğine inanıyorum. Değerli öğretmenlerimizin eğitim Ahmet hocam, yorumlarda ses gelmiyor denilmiş ama genel olarak ses alamayanlar yazabilir aslında. Şu anda evet yazabilirler. Her birimizin sesi açık diye düşünüyorum. Şu an evet. Sanırım bir öğretmenimize ulaşmıyor. Muhtemelen hoparlöründen kaynaklı bir kontrol etmesinde fayda var. Tamam hocam. Evet hocam. Değerli Ahmet hocam, ben teşekkür ediyorum sözü verdiğiniz için. Açıkçası ben de heyecanlıyım. Çok uzun zaman sonra bir hem eski koordinatör arkadaşlarımızla hem de yeni bir platform, yeni bir sistem üzerinden toplantı yaptığımız için bizler de çok heyecanlıyız. Soğun başkentinden, Ağrı'dan çokça selamlar iletiyorum. Ben Ağrı İl Koordinatörü Muhammed Fatih Turan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Buyurun hocam.
Merhaba arkadaşlar, Artvin'den hepinize selamlar. Yeşilin başkenti diyeyim o zaman ben de. Hala yeşiliz ve soğumaya hızla devam ediyoruz. Artvin İl Koordinatörü Filiz Özden. Katılımınız için siz değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı bir akşam geçiririz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Filiz Hocam. Efeler Diyarı'ndan, dağlarından, ovalarından Balakan, güzel aydınımızdan da ben de herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de petrolün başkenti Batman'dan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Çanakkale'den, Barış'ın şehri, Şehitler Diyarı Çanakkale'den herkese selamlar. Hasan Malatyalı bu arada. Sanırım evet, Niğde'ye geldi sıra. İç Anadolu bölgesini temsilen o zaman diyelim. Bu akşam da Niğde'yi temsilen yeni Niğde İl Koordinatörü Özlem Gedik ben. Bu sene itibariyle şehrimizin ilk koordinatörü oldum. Benim ilk toplantım, ilk webinarım. Oldukça heyecanlıyım, mutluyum. Yeni platformu da size tanıtacağımız için oldukça keyifliyiz. Güzel bir hazırlık yaptık. Umarım sizin için de güzel bir akşam olur, faydalı bir akşam olur. Hepinize hoş geldin diyorum tekrardan. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan ilk koordinatör Bekir Başkurt. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir eğitim, güzel bir seminer geçmiş oluruz. Sağlıklı bilgilerle inşallah soru işaretlerini de kaldırmış oluruz. Teşekkür ederiz. İnşallah Bekir Hocam. Çok teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı değerli koordinatörlerim. Bugün burada özellikle 7 başlık üzerinde duracağız. Neler bu başlıklarımız? İlk olarak e-twinning nedir? Neden e-twinning? Bu konuda bizlerle Özlem Gedik hocamız beraber olacak. Daha sonrasında ESEB yeni kayıt ve e-twinning.net platformundan ESEB geçiş noktasında ben Ahmet Güder olarak sizlere destek olacağım, olmaya çalışacağım. Daha sonrasında ESEB platformunun tanıtımını Hasan Malatyalı hocam sizlere yapacak. Çok özür diliyorum. ESEB platformu tanıtımını Bekir Başkurt hocamız Şanlıurfa'dan sizlere yapacak. Ardından ortak bulma forumunu da Hasan Malatyalı hocamız yapacak sizler için. Ve sonrasında Kevser Sevinç hocam bir proje nasıl oluşturulur kısmında bizlerle beraber olacak. Ve son olarak da Filiz Özden ve Muhammed Fatih Turan hocalarım TwinSpace kullanımını başlıklar halinde, yani sayfalar halinde sizlere aktarmaya çalışacak. Ve sonrasında da sorularınızı, vaktimiz olursa da aklınızda kalan soruları almaya çalışacağız. Gayret edeceğiz cevaplamaya. Dilerseniz fazla da vakit kaybetmeden ilk olarak sunumunu yapması için sözü Niğde İl Koordinatörümüz Özlem Gedik hocama bırakıyorum. Buyurun hocam, kolay gelsin. Ahmet çok hocam, Padlet hakkında da bilgi ver istersen. Padlet hakkında da şöyle bilgi verelim. Sohbet bölümünden Hasan Malatyalı hocam bir Padlet linki paylaşacak. Lütfen bu Padlet linkinde bulunan boşluklara, yani sorularınızı yazabilirsiniz aklınızdaki. Biz 7 il koordinatörü olarak bu sorulara elimizden geldiğince net, birinci ağızdan cevap vermeye çalışacağız. Çünkü şunu da belirtmemiz gerekiyor. Kafa karışıklığına neden olmamak için yine hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlarım da katılacaktır. Türkiye'de e-twinning ile ilgili en net, en doğru bilgiyi her zaman e-twinning Türkiye Ulusal Destek Servisi verir. Bunu sakın unutmayalım. Bizler de onlarla beraberiz. Ve ilinizde de en yetkili kişi, en doğru bilgiyi alacağınız kişi de değerli koordinatörleridir. Bu konuda da hassasiyetiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sorularınızı Padlet'e bekliyoruz. Buyurun Özlem Hocam. Çok teşekkür ederim Bekir Hocam. Buyurun. Peki, şöyle ekranımı paylaşayım hocam öncesinde. Görüyor muyuz? Evet hocam. Gayet net hocam. Tamam, süper. Merhabalaştık. Şöyle başlamak istedim ben sunumla. İlla ki bugün aramızda tecrübeli e-twinner'larımız var. Bu işi çok güzel, çok çok güzel projelerle sürdüren öğretmenlerimiz var. Fakat e-twinning'e dahil olmak isteyen, bu e-twinning nedir, biz de yapsak, projelere dahil olsak diyen öğretmenlerimiz de vardır diye düşünüyorum. O yüzden e-twinning nedir sorusuyla başlamak istedik. Size şöyle bir genel anlamda e-twinning sunumu yapıp sonrasında da ESEB tanıtımını yapacağız inşallah.
O zaman eğitiminin nedir, neden eğitiminin projeleri yapıyoruz? Buna bir bakalım hep beraber. Eğitiminin Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. Aslında aramızda branşı İngilizce olan öğretmenlerimiz varsa zaten eğitimin twin kelimesi ikiz anlamından geliyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız bir çalışmayı başka bir okulunda eş zamanlı olarak sizlerle beraber yapması. Eğitiminin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır diye zaten resmi sitesinde de açıklıyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Siz, ben mesela hep merak ederim öncesinde, işte yan okulda çok başarılı bir arkadaşım var. Acaba dersinde ne yapıyor, nasıl anlatıyor öğrencilerine ya da işte Avrupa'da herhangi bir ülkede ne yapıyorlar, nasıl daha güzel bir konuyu anlatılabilir diye merak ediyordum. İTV'nin bunu öğrenmek için aslında bence en kolay yol, en ulaşılabilir yol, İTV'nin üzerinden başka okullarla işbirliği içerisine girerek kim neler yapıyormuş ya da hep beraber ya şu çok güzel bir fikir yapalım derseniz bunu yapabilirsiniz. Peki bunu kimlerle yapabilirsiniz? Kayıtlı kullanıcılar, e-twinner'lar, ulusal destek kuruluşları, NSO'lar, merkezi destek servisi, Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü bu işin yürütülmesinden sorumlu. E-twinning'de günümüz itibariyle 1 milyondan fazla öğretmen, 200 binden fazla okul var. İngiltere programdan ayrıldıktan sonra 43 tane ulusal destek servisinin çalışmalarıyla bu süreç ilerliyor. Zaten 2005 yılında Avrupa Komisyonu'nun e-öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan e-twinning, 2007 yılından bu yana da yaşam boyu öğrenme programına sıkı bir şekilde entegre edilmiş ve oldukça aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Peki bu portalın amacı nedir? Öğretmenlerin ortak bulması, projeler oluşturması, fikirlerini paylaşması, iyi uygulama alışverişinde bulunması ve platformda bulunan çeşitli araçları kullanarak birlikte çalışmaya başlaması için çeşitli araçlar da size sağlamakta zaten. Bunu dediğim gibi bazı öğretmenlerimiz aktif olarak kullanıyor, bazıları ise kullanmak üzere şu an bizi izliyor. Evet, görselde gördüğünüz üzere Avrupa'da bulunan birçok okul, onun dışında yine Ürdün gibi başka program dahilinde olan çeşitli ülkelerde zaten e-twinning'e üye, oralarda da Ürdün, Tunus vesaire beraber çalışmalar yapabiliyoruz. Ülkemizde ise e-twinning'e 2009 yılında dahil olunmuş, e-twinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürülmektedir. Ülkemizde 52 binden fazla okul, 220 binden fazla kullanıcı, 23 binden fazla proje yürütülmekte. Zaten Türkiye hem nüfusu itibariyle hem de öğretmenlerinin çalışkanlığı sayesinde e-twinning'de oldukça başarılı, çok başarılı hatta. Bunu gerçekten abartmayarak söylüyorum. 45 bin sanırım ödül aldık, kalite etiketi aldık, bu sene dağıtıldı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam, çok güzel bir rakam. O yüzden Türkiye e-twinning'de adından söz ettiriyor sizlerin başarılı çalışmaları sayesinde. Peki e-twinning'in, bu topluluğun ana hedefleri nelerdir? Yani e-twinning neyi amaçlar? Projeler geliştirmek, öğretmenler arasında iletişim kurmak, işbirliği yapmak ve paylaşımda bulunmak. Aslında e-twinning'in bütün mantığı bu. Beraber bir projeye başlıyoruz. İşte neyi nasıl yapalım diye iletişim kuruyoruz. Şunu şöyle yapalım diye işbirliği yapıyoruz ve başarılı çalışmalarımızı, güzel çalışmalarımızı da başka öğretmenlerle, okullarla paylaşarak bu kelebek etkisinde büyümesini amaçlıyoruz. Peki neler kazandırıyor bu iş bize? Öğretmenler olarak dediğimiz gibi ortaklık kurma, deneyim paylaşma, mesleki gelişim, kişisel gelişim, eğitim teknolojilerini kullanma, eğitimde yenilikleri takip etme, öğrencilerimizle birlikte projeler yürütme imkanı sağlıyor bize. Gerçekten mesleki tatmin anlamında oldukça doyurucu bir platform e-twinning. Peki öğrencilerimize katkısı nedir? Projeler yürüttüğün zaman görüyorsunuz ki öğrencilerimiz derslerde çok daha fazla motive oluyorlar. Başka okullardan, ülkelerden akranları ile iletişim kurdukları için farklı kültürleri tanıma şansına da erişiyorlar.
yabancı dilde iletişim kuruyorlar. Yabancı dil öğretmenlerimiz, hani o yıllarca yapıyorduk ya, yani işte öğrencilerimiz İngilizceyi kullansa e-twinning projelerini çok aktif, çok güzel kullanabilirler. Yine web teknolojilerinin eğitim amacıyla kullanabileceğini fark etmek. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için, malum artık teknoloji çağındayız. Hepimiz, ama hepimiz bu dijital teknolojilere hakim olmak zorundayız. E-twinning bulunmaz bir fırsat bunları öğrenebilmek için. Ve projelerde de yer aldığı zaman öğrencileriniz fark edeceksiniz ki sizler de derslerde çok daha aktif katılıyorlar. Çok daha etkin olmak istiyorlar her zaman. Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize e-twinning'in böyle artıları var. Devam edeyim sunuma. Peki dedik ya teknoloji. Yani günümüzde artık özellikle pandemi sürecinden sonra da teknoloji kullanmamız kaçınılmaz oldu. E-twinning burada nerede? Projelerde teknolojinin eğitim adaptasyonu ve eğitim süreçlerini uygun şekilde kullanma istenen bir durumdur e-twinning projelerinde. Özellikle ülkemizde Fatih projesi ile birlikte öğretmenleri ve okulları sağlanan teknolojik altyapı desteğinin eğitim pratiğinde etkili biçimde kullanılması beklenmektedir. E-twinning sayesinde tahtalarımızla, bilgisayarlarımızla biz bu işi aktif olarak yapabiliyor muyuz? Kesinlikle çok güzel yapabiliriz. Yine bu bağlamda e-twinning projeleri öğretmenlerimize de yardımcı olmakta, öğrencilerimize de fırsat yaratmaktadır. Peki e-twinning'in çalışma mantığı, sistemi nedir? Bunu da merak eden öğretmenlerimiz varsa eğer, katılımcılarımız için. E-twinning merkezi destek servisine bağlı. Merkezi Brüksel, Belçika'da bulunan, Brüksel'de bulunan mesleki destek servisine bağlı. Türkiye'de ise Ankara'da bulunan YGİTEK bünyesindeki ulusal destek servisimiz. UDS diyoruz kısaca. İşte İngilizce versiyonu NSS, National Support Service olarak geçiyor. Biz Ankara'da biraz önce Hülya Hocam katıldığı ilk koordinatörleri olarak onun altında çalışıyoruz. Ve şehrimizde bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlerimize, eğitim fakültesindeki akademisyenlere, eğitim fakültesi öğrencilerine destek sağlamaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu şablon içerisinde o büyük etkiyi de birimlere dağıtmaya çalışıyoruz her zaman. Peki, buraya kadar güzeldi. Buraya kadar zaten öğrenmiştik. 2009 yılından beri biz bu işi anlamıştık, çözmüştük. E-twinning gayet güzeldi. E-twinning.net vardı işte, biz oraya giriyorduk, projeler yapıyorduk. Bu sene hocam ortalık birazcık karıştı mı? Karışmak demeyelim de şu an bir geçiş sürecindeyiz. Biraz önce Hülya Hocam da açıkladı. E-twinning artık büyüyor. Talep çok artıyor. Eski platformumuz bize yeterli olamadığı için bu sene yeni bir platforma taşınıyoruz. ESEP dediğimiz European School Education Platform ya da Türkçesi Avrupa Okul Eğitimi Platformu, kısaca ESEP diye adlandırıyoruz. Bu platforma geçiş sürecinde dediğim gibi nüfusumuzdan dolayı teknik sıkıntılar olabiliyor ama hızla bu teknik sıkıntılar da gideriliyor. Biz de bu konuda size destek vermek için zaten elimizden geleni yapıyoruz ilk koordinatörleri olarak. Peki bu ESEP nedir? Şöyle kısaca değineceğim ben. 2022 yılı itibariyle okul eğitimi platformu adını alarak okul eğitimi sektöründeki tüm paydaşlar, okul personeli, araştırmacılar, politika yapıcılar ve diğer personeller için bir buluşma noktası niteliğindedir. Platform aynı zamanda Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş olan e-twinning'e de ev sahipliği yapmaktadır. Ama ESEP'in e-twinning'den en temel farkı, en önemli farkı hemen şuradaki slide'da görelim. Önceden sadece e-twinning'di ve School Education Gateway'i kullanıyorduk biz, hani projelerimizi ortak aramak için. Artık ikisi de aynı çatı altında birleştiler. İkisi birleştirildiği için ESEP adını aldı. Yani çok daha büyük bir platform. Bu platformun da ilk sürümü e-twinner'lara ortak bulma ve proje geliştirmeyle ilgili ana hizmetleri sağlamakta zaten. School Education Gateway'in tam içeriği de dahil olmak üzere ek özellikler de önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını söylüyorlar. Bu dönem içerisinde de hem e-twinning hem de School Education Gateway çevrimiçi olarak, geçici olarak kullanıma açık halen zaten. Oradan da ilgili çalışmalarınıza bakabilirsiniz. Yine
dediğimiz gibi ETV'nin platformu School Education Gateway formunun platformunun içinde, şurada zaten görüyorsunuzdur ESEP'e girdiğiniz zaman ekrana. ETV'nin de katılarak Avrupa'daki bu en büyük okul topluluğunun bir parçası olabilirsiniz. Avrupa Okul Eğitim Platformu'nda sunulan fırsatları, erişim imkanı elde edebilirsiniz. ETV'nin ile öğretmenler öğrencilerini 21. yüzyıl becerilerini kazandırarak metodolojilere derslerine dahil ederek onların gerçek hayat hazırlanmalarına katkı sağlamaktadırlar. Bu süreçte öğrenciler Avrupa'daki akranlarını tanıman, farklı kültürleri keşfetme ve kendi kültürlerini tanıtma fırsatını da bulmaktadırlar diye açıklıyor ESEP'in ana sayfasında olayı. Yani demem o ki Avrupa'nın en büyük okul ağından bahsediyoruz. Siz de yerinizi alın. Son olarak da ESEP'te neler var? Yine eTwinning'de olduğu gibi çok çevrim içi çok dilli bir platform. 36 tane dil saydım ben. 36 farklı dille, Türkçe de bunlardan bir tanesi, dahil olabilirsiniz. Tüm kullanıcılar için ücretsiz. Neler yapabilirsiniz? ESEP'te EU Akademi, yani Avrupa Birliği Akademisi'nde, işbirliği içerisinde ücretsiz çevrim içi kurslar var. Web seminerleri, eğitim materyalleri gibi mesleki gelişim fırsatları var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Yine uzman görüşleri, haber makaleleri, röportajlar, güncel haberler ve uygulama örnekleri gibi her hafta yayınlanan yeni içerikler, newsletterlar var. Yakın tarihli araştırmalardan alınan raporlar, Avrupa projeleri ve eğitim kurslarında oluşturulan eğitim materyallerinin yanı sıra erken okul terkini önlemeye yönelik materyaller ve kendi okul aktivitelerinizi geliştirmenize yardımcı olacak bir öz değerlendirme aracı da içeren okullar için Avrupa araç kiti gibi kaynaklar var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Okulların Erasmus başvurularını hazırlamalarına yardımcı olmak için hazırlanan 3 pratik araç, kurs kataloğu, hareketlilik fırsatlarını içeren kılavuz ve stratejik ortaklık araştırması içeren Erasmus Plus fırsatları aracılığıyla hibe programı hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Ve ayrıca Avrupa'da görev yapan ve üyelikleri doğrulanmış okul çalışanlarını içeren eTwinning topluluğuyla iletişim kurabilir, işbirliği yapabilir ve beraber projeler geliştirebilirsiniz. Yani dediğimiz gibi ESEP biraz daha eTwinning'in büyümüş hali, gelişmiş hali oldu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sizi Ahmet Hocam'a devrediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hocam. Özlem Gidik Hocam'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için. Yani eTwinning'den, .net'ten ESEP platformuna geçiş için kısa bir bilgilendirme oldu ve öz bir bilgilendirme oldu. Devamında bizler İnşallah sizlere yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Çok sağ olun Özlem Hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi bu Avrupa'nın en büyük okul ağında nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Tabii ki kayıt olarak bu platformda kaydımızı yaparak başlayacağız. İlk olarak sizlere yeni bir kayıt nasıl oluşturulur? Ardından eTwinning.net'ten nasıl bir geçiş yapılır? Onları sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz 30 Mayıs'tan önceki 30 Mayıs tarihinden önce açanlar, hesaplarını açanların platformlarına otomatik olarak geçiş yapıldı okullarıyla birlikte. 30 Mayıs tarihinden sonrakiler de okullarını aktive etmeleri gerekiyor. Onların ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Ekranımı paylaşıyorum öncelikle. Ekranımı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet hocam. Şu anda evet, yok diyeyim bir sıkıntı. Ahmet hocam. Görünüyor. Yok. Buyurun ekran hocam. Görünüyor. Ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Tabii sürekli ki, sohbet hocam. Bölümüne yazıyor değerli öğretmenlerimiz tabii de. Ki. Değerli arkadaşlar, paylaştığımız Padlet linkine sorularınızı yazarsanız oradan çünkü takip edeceğiz. Sohbette geride kalır, göremeyiz. Soru cevaplanmasını istemeyiz. Orada daha sağlıklı yürüyecektir süreç. Evet hocam. Hocam bir de sesi alamayanlar genelde telefonla giriş yapanlar hoparlöre tıklarlarsa daha yüksek alacaklardır. Onun dışında normalde sorun olabilir yani hoparlöre tıkladıkları halde gelmiyorsa internetle alakalı olabilir. Çünkü herkes duyuyor diye düşünüyorum. Evet, buyurun Filiz Hocam.
Bir de Ahmet Hocam, Padlet'e yazdığınız sorularda tabii ki biz cevaplamaya çalışacağız ama özel bireysel sorunlarınız yani burada karşılık bulamaz. Çünkü onları ilk koordinatörünüzle birlikte işte kayıttır, okul eklemektir vesaire. Tabii biz genel olarak yine söyleriz ama bu sorunu ilk koordinatörünüzle çözmeniz gerekeceği için daha gelen sorular daha mantıklı olur diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Evet, çok çok sağ olun. Çok teşekkürler hocalarım. Şu anda ekranıma geçiş yapıyorum tekrar. Herkes görebiliyor diyeyim ekranım paylaşımımı. Görüyoruz. Evet. Sorun yok hocam. İlk olarak yeni kayıt nasıl oluşturulur? Hep birlikte ona göz atalım. Biliyorsunuz artık yeni platformumuzun ismi ERP. İster ESEP yazabilirsiniz. İsterseniz ESEP eTwinning yazabilirsiniz. Burada bir öğretmenimizin kaydını gerçekleştireceğim sizlerin huzurunda. ARGE biriminde birlikte çalıştığım Aydın İlmem ARGE'de. İlk gelen linke tıklıyoruz. School Education adıyla başlayan linke ve burada ilk olarak göreceğiniz şurada sağ üstte Create Account, yani hesap oluştur. Dilerseniz herkes için ortak olması adına sağ tıklayıp sayfanın herhangi bir yerinde sağ tıklayıp Türkçe diline çevirebilirsiniz kolaylık olması adına. Yukarıdaki bu bölümden Türkçe yapsanız dahi bazı bölümler hala İngilizce gözükebilir. Bu konuda içiniz rahat olsun. Hülya hocamızın bahsettiği üzere Ocak ve Şubat ayları arasında tamamen artık biraz daha sistemin daha güzel çalışacağına, bu sorunlarına gidileceğini düşünüyoruz. Hesap oluştur kısmından giriyoruz. Daha önce EU login hesabınız yoksa bu AB girişi oluştur kısmından, var ise Erasmus'ta vesaire kullandığınız bu kısımdan devam ederek ESEP platformuna ulaşabilirsiniz. Ben öncelikle buradan AB girişi, yani EU login kısmından, sağ taraftaki kısımdan bir hesap oluşturacağım. Adım adım gideceğiz. Burada yeni başlayacak olan hocalarımız için. Yine kolaylık olmasından sayfanın boş bir yerinde sağ tıklayıp Türkçe dilini çeviriyorum. İlk adımıza Bilge Kaan yazıyorum. Soyada Bulut yazıyorum. E-posta adresi ne? Bana kolaylık olması adına sizler için de örnek olacağı için eetwinning@gmail.com kullandığımız bir mail adresini yazıyorum. Tabii ki bu sizin kişisel mail adresiniz olacak bu kayıtta. Çünkü bu kayıt sonrasında bir şey alacaksınız, bir mail alacaksınız değerli hocalarım. eetwinning@gmail.com yazıyorum şimdi. E-posta dilinizi İngilizce seçiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bize en yakın dil olarak. Sonra burada ekranda gördüğümüz kodu giriyoruz. NRZ. Bunu yenileyim tekrar, özür diliyorum. R1 sanırım. Bu kutuyu işaretleyerek devam ediyoruz. Yazmadı. Bir. Hesap oluştur diyorum. Biraz bekletiyor bizi şimdi. Hesap adımızı oluştururken özellikle adımızın sadece baş harflerini büyük yazıyoruz değerli hocalarım. Daha sonrasında sanırım olmadı. Böyle. Bu kısım için şu mail adresini kullanabilirim. Ahmet hocam, sanırım senin şu anda evet. Login evet, durumdasın abi. O yüzden olmuyor. Şu an aslında çıkış şöyle, evet hocam, onu görmedim. Çok teşekkür ederim hatırlatma için. Tekrar başa almam gerekirse. Çok sağ olun hocam. Tabii ki kontrolleri sağlarken sürekli açık durumdayız. İlimizdeki öğretmenlerimize yetişmek adına. Bilge Kaan Bulut, bu şekilde ismimizi oluşturuyoruz. Platformda biz ilk koordinatörleri, kontrolleri sağladığımızda aceleyle ya da gözden kaçar şekilde tamamını küçük harfle ya da tamamını büyük harfle yapan öğretmenlerimizin daha sonrasında buraya nasıl ulaşabileceklerini tekrar göstereceğim. Ama ilk kayıtta özellikle kaydolurken lütfen buraya bu şekilde adımızı, soyadımızı bu şekilde yazalım değerli hocalarım. eTwinning Aydın. Bu şekilde İngilizce dedik. Buradaki kodu yenileyim tekrar şöyle.
Bir saniye. M büyük. E 9 sanırım. Evet. Bekliyoruz. Bu sayfa İngilizce görebilirsiniz doğal olarak. Evet. Neredeyse bitti. Sağ tıklayıp Türkçe diline çevirebilirsiniz her zaman. Şimdi burada size bir mail aldığınızı belirtiyoruz. Burada yazdığınız mail hesabına bir mail gelecek. Bu mailde kayıt işlemini tamamlamak için gerekli adımları sağlayacağız. Maili kontrol ediyorum hemen. Buraya gördüğünüz gibi Bilge Kaan Bulut adıyla bir mail geldi. Daha sonra buradaki bu linki takip et dediğinizde bir mail hesabı, mailinize şifresini oluşturacağız. İlk kayıtta yapıyoruz bunları gördüğünüz üzere. Ben hemen hızlı olması adına şöyle bir de şöyle güçlü bir şifre koymanızı öneririz her zaman için kullanmak için. Ve buradaki özellikle büyük harf, küçük harf, numara ve özel karakterlere lütfen dikkat edelim. Bakalım benim girdiğimde bir sıkıntı olacak mı? Tabii ki en az 10 karakter. Burada ne yapmamız yapmamamız gerektiğine de dikkat ediyoruz. Ahmet Hocam, bir de hocam, isim eğer mailinizde geçiyorsa ismi kullanmanıza evet, izin vermiyor burada. Yani isim mailde geçiyorsa. Evet. Mesela hocam, Murat'sa, mailinizde Murat geçiyorsa şifrenizde Murat koymanıza izin vermiyor. Evet, o yüzden burada değerli hocam çok teşekkür ederiz Kevser Hocam. Hem ona hem de burada yazan 10 karaktere özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bir saniye. Tamamladığımızda şimdi şifremizi kaydetti. Ne yapıyoruz şimdi? Yeni hesabımıza buradan hesap yazıyoruz şimdi. Değerli hocalarım, kaydettik şifremizi. Login sekmesini görüyorsunuz yukarıda. Ortadaki login sekmesini, yani sağ tıklayıp Türkçe diline çevirelim. Giriş yap diyoruz buradan. Farklı bir adresle diyorum. Az önceki adresimi kullanmak adına. Bu yavaş olmasının sebebi tamamen hem internet bağlantınızda kaynaklıdır, hem de sistemin yazılımından kaynaklı bir yavaşlama söz konusu. Ama bu özellikle Hülya Hocam'ın söylediği gibi Ocak-Şubat aylarında artık minimum seviyelere düşeceğini düşünüyoruz. Şimdi buraya girdiğimiz hesabımıza geliyorum. Evet. Şu şekilde ilerliyorum. Ardından bizi şifre ekranına yönlendirecek. Biraz dediğim gibi yavaş. Arada hatalar verebilir. Evet, şimdi geldi. Şifremizi giriyorum. Ve sign in diyorum. Yani giriş yap diyorum. Hayır, teşekkürler dedikten sonra, şifreye doğru girdikten sonra ilk açılış ekranımızı hep birlikte göreceğiz. Yeni oluşturduğumuz hesabımız. Bu hesabı ilk kez oluşturuyoruz. Hesabı oluşturdu. Daha sonra şöyle. Tekrar giriş yapacağım. Yeni yönlendirmesi gerekiyordu çünkü. Evet. Gördüğünüzde ilk karşılaşacağınız ekran burası değerli hocalarım. Kendiniz hakkında buradaki bilgileri dolduracaksınız.
adınız, soyadınız, mail adresiniz, kullandığınız mail dili. Burada üye tipini göreceksiniz. Burada tabii ki okul müdürü dışında okulumuzda görevli tüm kişiler burada yer alan lütfen teacher seçeneğini işaretleyecek. Daha sonrasında eğitim türü. Yine ben şöyle sizler için sağ tıklayıp Türkçe çevireyim. Burada okul eğitimini seçiyoruz. Özellikle ilkokul, ortaokul için. Mesleki eğitim için mesleki eğitim ve öğretim. Ana sınıfları okul öncesi öğretmenler için de erken çocukluk eğitimi ve bakımını seçebiliriz. Okul eğitiminin yanında tabii ki. İlgilendiğiniz konulardan mesela bunları daha sonra profilinizden düzenleyebiliyorsunuz. Sanat diyelim, astronomi diyelim. Ardından yukarıya doldurduğunuz için burayı boş bırakıyorsunuz. Çalışılan ülke şöyle. Türkçe'ye çevirdiğimiz için bu şekilde oluyor. Ve kabul ediyorum seçeneğe tıkladıktan sonra sonraki safhaya geçiyoruz. Ve burası birçok öğretmenimizin kayıt olduktan sonra es geçtiği, daha sonrasında okul eklemede vesaire sorun olduğu, profilinin onaylanmadığı yer burası. Burada mutlaka ve mutlaka e-twinning'e katıl diyoruz. Bu platformda yer almak için, projeler yapmak için değerli hocalarım. Sağ tıklayıp Türkçe'ye de çevireyim. E-Twinning'e başvurmaya uygunsunuz. Neden E-Twinning'e katılmazsınız? Buradaki sağdaki butonu tıklıyoruz ve profilimizi E-Twinning'e katarken. Şimdi sırada okulumuzu ekliyoruz. Hangi konularda ilgilisin? Bilge Kağan Bulut hocam Arge'den sınıf öğretmeni. Bunu örnek olması adına yapıyorum dediğim gibi tekrar. Burası tabii ki opsiyonel. 6 ve ben buraya 10 yaş diyorum. Ve buradaki seçenek, özür dilerim seçilmedi, 6 ve 10 yaş diyorum. Buradaki seçeneği birçok öğretmenimiz yine e-twinning'e katıl butonu gibi burayı da es geçiyor. Lütfen burayı es geçmeyelim. Burada e-twinning projeleri için uygunluğu yer alıyor. Bu seçeneği de mutlaka işaretliyoruz ki eklediğimiz kişiler bizi daha sonra projelerine dahil etsin. Bu projeye uygunluğunuzu belirtiyor. Buna mutlaka tıklıyorsunuz ilk kayıtta. Daha sonra bunu profilinizde, profili düzenli kısmından da görebileceksiniz. Burada eklemeyenler lütfen orada eklesin. Okul ekleme bölümüne geldik. Ülkemizi seçiyoruz öncelikle. Biraz bekliyoruz Türkiye'yi seçtikten sonra. Search Organization kısmında buraya geldiğimizde burada dikkat edeceğimiz şu hususlar var. Biliyoruz Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu gibi okulları yazdığımızda birden fazla örneğin bunu göstereyim hemen Zübeyde Hanım İlkokulu şeklinde yazdığımda bize birçok parantez içerisinde ID numaraları geliyor. Hangi okul olduğunu bilemiyoruz. Burada yapacağımız ilk ve en önemli şey ilinizde bağlı bulunduğunuz, birlikte çalıştığınız il koordinatörüyle irtibata geçmek, iletişim kurmak. Bizler sistemden eski okulları yani e-twinning.net'ten kayıtlı okulları bulabiliyoruz. ID numaralarını da görebiliyoruz. En çok karıştırılan şeylerden bir tanesi bu parantez içerisinde yer alan numaralar kurum kodu olarak zannediliyor ama kesinlikle öyle değil. Bu numaralar ID numaralarıdır. ESEP'in okullara tanımladığı kimlik numaralarıdır. Lütfen dikkat edelim. Kurum kodlarıyla karıştırmayalım. Ben burada hocamızı Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kaydetmek istiyorum. Ve burada bizim bir tane olduğu için 114-862 ID numarasıyla okulumuz çıkıyor. Yani bağlı bulunduğumuz kurum çıkıyor. Bunu tıklıyoruz değerli hocalarım. Sizler bunu dediğim gibi il koordinatörü en pratik yolu, en önemli yolu il koordinatörünüzü iletişime geçip bulamaz iseniz oradan sağlamak. İşaretlediğimde buradaki
şöyle sizler için de kolaylık olsun. Gizlilik politikalarını okuduğunuza dair, beyanınızı deklare ettiğinize dair işaretliyorsunuz ve sonraki diyorsunuz. Ardından bir resim ekleminiz, bir açıklama ekleminiz, profilinizin gönüllülüğü burada. Şunları da sizin için göstereyim hemen. Profil gönüllülüğünüzü platformda kayıtlı kullanıcılar olarak işaretleyebilirsiniz. Saat diliminizi düzenleyebilirsiniz. Konuşulan dilleri ekleyebilirsiniz buraya. İlgilendiğiniz konuları yine branşınızla ilgili konularınızı buraya ekleyebilirsiniz. Bülten alıp almayacağınızı buradan işaretleyebilirsiniz. Bildirimler için hangi e-posta adresi kullanacaksınız yine aynı kalabilir. Ve burada yine eski platformda olduğu gibi web siteniz, sosyal medya ağlarınızı da burada paylaşabilirsiniz. Burası da önemli. Sizinle kim iletişim kurabilir? Platformda kullanıcılar, kayıtlı kullanıcılar ve kimse. Bazen öğretmenlerimizin dikkatinden kaçıyor burası. Kimse olarak seçeneğini işaretleyebiliyorlar yanlışlıkla. Ve arandığında özellikle ekleneceği zaman birbiriyle kontak kişisi olarak bulamayabiliyorlar ve dolayısıyla da sistemde gözükmüyorlar. Bunları şimdilik şöyle hızlıca Aydın yazayım mesela. Bunları düzenledim. İngilizce seçtik zaten. Haberdar olmak istiyorum dedim. Bildirimleri kaydettim ve tamamlandı diyorum. Şöyle. Sağ üstte bulunan kısımda bu bilgilere rastlayacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi değil Türkçe ama bazıları İngilizce, bazıları Türkçe hala. Bunların hepsi geçici olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ocak, Şubat aylarında tamamen artık Şubat ayına geldiğimiz üzere düzelecek. Bildirimler kısmı, My Dashboard, Twin Space'lerim projeleriniz olduğunda bu kısımdan yararlanacaksınız. Gruplar, profilim ve çıkış yap. Buradan profilim sekmesine tıklıyorum ve yeni oluşturduğum profile giriyorum. Şimdi burada yeşil gözüküyorsunuz noktayı çevrim içi olduğunuzu gösteriyor ve sizin profilinize girenler de bunu görebiliyorlar. Waiting for validation kısmını görüyorsunuz. Bu ne demek? Doğrulama bekliyorsunuz demek. Aynı zamanda şöyle İngilizcesini anlattıktan sonra yine Türkçesine geçeyim. Burada bu kuruluş içerisinde göreviniz teacher. Bu bir varsayılan okul mu? Proje yapmanız için bunu yapmanız gerekiyor. Proje yapabilmeniz için varsayılan okul olarak işaretlemeniz gerekiyor. Üyelik durumu da bekliyor. Şimdi şu şekilde de sizler için ekleyeyim. Doğrulama bekliyor. Öğretmen. Açıklama kısmını Aydın yazdım. Yine burada askıda olması, e-twinning doğrulaması bekliyordu. İşte bu noktadan sonra ildemizde. Buyurun hocam. Çok özür diliyorum. Tabii ki. Buradan çıkmadan söyleyeyim dedim. Arkadaşlarımız bazen yanlış okul eklemiş de olabiliyorlar. Bu da evet. Sorularda da vardı. Kuruluş ekleden, hazır oradasınız diye böldüm, özür diliyorum. Kuruluş ekleden arkadaşlar başka bir kuruluş ekleyebiliyorsunuz. Hocam hemen bir şey yaparsanız çok memnun olurum. Tamamdır. Hemen yani çıkacaksınız devam ediyorum. Yok hocam. Çok teşekkür ederim. Buradan bu şekilde doğru organizasyonu eklediyseniz İlk koordinatörünüzle irtibata geçiyorsunuz ve sizin profilinizi yani okulunuzu sizlerin profilini onaylıyor. Diyelim ki yanlış eklediniz. Buradan hem rolünüzü düzenleyebiliyorsunuz, müdürseniz onu düzenleyebiliyorsunuz. Buradan da kuruluştan ayrıl diyebiliyorsunuz yanlış eklediyseniz de. Kuruluş ekli kısmına bakalım. Filiz hocam çok teşekkür ederim. Yine buradan da aynı şekilde yanlış girdiyseniz kuruluş ekli kısmından tekrar buradaki alanları doldurarak yaş aralığını girerek aratıyorsunuz. Yeni bir okulsa ve birden fazla girilmişse lütfen dikkat edin. Mutlaka ilk koordinatörünüzle iletişime geçip okulun ID numarasını isteyin değerli hocalarım. Şimdi bu yeni kaydımız tamam diye düşünüyorum. İlk koordinatörünün onayına gitti. Ve şu anda beklemede. Buradan çıkış yapıyorum şimdi. Sizler için daha önce e-twinning.net'te hesabı olan hocalarımız için, öğretmenlerimiz için neler yapabiliriz? Şöyle şunları da kapatıyorum. Öncelikle e-twinning.net'teki mail adresimizi
hatırlamamız gerekiyor kullandığımız mail adresimizi. Eğer hatırlamıyorsak yine değerli hocalarım bizlerle ilk koordinatörleriyle lütfen iletişime geçin. Eski hesaplarınızın kapalı, aktif olmayan hesaplarınızı bizler görebiliyoruz. Sizlere oradaki kullandığınız mail adresinizi aktarabiliriz. Siz de böylelikle yeni platforma geçiş yapabilirsiniz. Ben bir tane hemen örnek göstereceğim bir öğretmenimiz için. Öncelikle EU hesabı oluşturuyoruz hocamıza. Yeni platforma geçmek için EU login yazıyoruz. Google'a ardından EU login sitesine giriyoruz. Bir hesap oluşturacağız hocamız için. Köşk ilçemizden. Gamze Sağlam hocam. Çok özür dilerim. Şöyle kopyalıyorum. Buradan bir hesap oluşturacağız. Yine aynı şekilde. İlk adı Gamze. Yine gördüğünüz üzere adını sadece baş harfini büyük yazdım. Soyadını tamamen büyük yazıyorum. Mail adresine giriyorum. Tekrar mail adresini ekliyorum. E-mail dilini İngilizce yaptık. Bu şekilde biraz yavaş ilerlememin sebebi adım adım sizlere göstermek, herhangi bir detayı kaçırmamak. Bir hesap oluştur dedim. Yine sizler bu konularla ilgili yaşadığınız sorunlar varsa ilk koordinatörünüzle iletişime geçebilirsiniz. Bu anlattıklarımla ilgili herhangi bir sorunuz varsa da Padlet'e yazabilirsiniz. Sanırım şifrede bir sıkıntı oldu. Ahmet hocam, çok üzgünüm. Siz dediniz ya ilk koordinatörle iletişime geçeriz. Arkadaşlarımız genelde ilk koordinatörlerine nasıl ulaşacağız diyorlar. Ben evet. Direkt MEB'in sayfasındaki linki paylaşayım sohbet bölümünden. Hocam. Orada hem bizim maillerimiz hem de kişisel numaralarımız, bize ulaşabileceğimiz bütün numaralar bulunmakta. Oradan ulaşabilirler. Kesinlikle hocam. Telefon numaralarımız güncellenmemişse dahi mail atarsanız bizlere mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Fatih hocam. Biraz zaman oluyor gördüğünüz üzere. Dediğimiz gibi bu durumlar tamamen geçici. Zamanla çok daha aktif, çok daha güncel, çok daha iyi bir platforma kavuşacağız. Yine aynı şekilde çok özür diliyorum. Şöyle yapalım. Bu adres mesela daha önce burada bu sorunla da karşılaşabilirsiniz. Sağlanan e-posta adresi zaten kayıtlı. Hesabımızı etkinleştirmede sorun yaşıyorsanız kayıt yardım sayfasını kontrol edebilirsiniz, isteyebilirsiniz diyor. Burada da şunu yapacağız hocalarım. Buradan daha önce girmeye denildiyseniz bu eTwinning.net'teki hesabınız bu sayfadan giderek şifrenizi yenileyebilirsiniz mesela şu şekilde. Burada yaşadığınız sorunlarda paranızı sıfırlayabilirsiniz. Tekrar ben bugün oluşturduğum hemen bir hocamızın sayfasını göstereyim o zaman size şimdi. Tekrar buraya accept diyorum.
Şimdi Memduh hocamız var. Efeler ilçemizden Memduh Dağdeviren. Aynı şekilde ilk olarak EU login'den gitti. Hesabımızı oluşturduk. Mail adresimize şifresi geldi. Yani şifre oluşturacağımız link geldi. Şifremizi oluşturduk ve şimdi buradan yine ESEP'e geldik. Memduh hocamız için. Memduh hocamız kendisi oluşturdu. Bir aşamada bekledik. O aşamayı da sizler için göstereceğim son olarak. Memduh Dağdeviren şu şekilde girişimi sağlıyorum şimdi. Bu EU login aşamalarını geçtik. Etvinin.net'te hocamızın hesabı vardı. Konya'dan geldi öğretmenimiz. Sınıf öğretmenimiz, değerli bir sınıf öğretmenimiz. Daha sonra Koçalı ilçemizdeydi. Ardından da şu anda Efeler ilçemizde. Ve profilinde iki tane hesabı var. İki tane okul hesabı var. Gördüğünüz gibi her iki okulda profilinde ekli. Önce buradaydı. Şehit Osman Demir İlkokulu'ndaydı. Ama şu an mesela bunlar varsayılan okullar değil. Ve gördüğünüz gibi deleted. Şimdi burada sizler için burasında önemli olduğunu düşünüyorum. Baktınız hocamızın okulu yok. Hocanızın, sizlerin de okulu yok ise eğer sistemde aradınız, baktınız, bulamadınız. İlk koordinatörünüzle de iletişime geçtiniz. Dedi ki herhangi bir okul yok. Eski bir okul ilk defa kayıt yapılacak. O zaman profilinize gelip kuruluş ekleden okul kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Örneğin hocamızın okul kaydını gerçekleştirirken. Primary school subject istiyorum çünkü bir ilkokul öğretmeni. Bunlar dediğim gibi daha sonra profili düzenli kısmından buraları düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle yaş aralığına diyelim ki 6, 10 yapıyorum. Sonra ülkeyi seçiyorum. Bekliyorum. Search organization diyorum. Burada okulu yok ise dediğim gibi aradınız çıkmadı. Burada Zübeyde Hanım yazmıştım ben ama dediğim gibi bu okulların arasındaki hiçbiri bizim Aydın'da kayıtlı okullardan bir tanesi değil. Burada gördüğünüz register a new organization or school. Şöyle Türkçe dilini çeviriyorum. Yeni bir kuruluş veya okul kaydedin kısmından ilerlememizi sağlayacağız. Burada okulunuzla ilgili bilgileri yanınızda okul müdürü varken tamamlarsanız çok çok daha sizler için uygun olacaktır. Ya da müdür yardımcınız varken. Bunu sizler için şöyle Türkçe dilini çeviriyorum tekrar. Kuruluşun türünü seçiyorsunuz. Burası önemli. Burada lütfen farklı bir şey seçmiyoruz. Okul haricinde. Çünkü en çok yaşadığımız sorunlardan birisi yine projeye ekleyememe sorunlarından biliyorsunuz. Bu sırada çok revaçta. Devlet kurumu işaretliyor öğretmenlerimiz. Bu kesinlikle okulun türü sadece okul olacak. Yani school. Özür diliyorum. Şu şekilde. Burada göreceksiniz. Sadece okul olarak işaretliyoruz. Birçok öğretmenimiz burayı government institution ya da non-profit organization olarak işaretliyorlar. Bu yanlış. En doğrusu ve geçerli olanı school olarak işaretliyoruz. Sonra tekrar çeviriyorum. Buyurun hocam. Belki öğretmenlerimiz hani devlet okullarında çalıştığı için evet. Government institution diye ilk olarak haklı olarak devlet kurumu olarak işaretliyorlar ama şunu kaçırmamak lazım. Dediğimiz gibi ESEP'te artık birçok kurum dahil olabiliyor. Orada kastedilen işte belediyeler, valilikler vesaire devlet kurumları yoksa biz okuluz. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ülkeye seçtik hemen. Şöyle yapayım. Şöyle yapıyorum. Hemen. Bölgeyi seçiyorum. Aydın. Burası size kalmış. Burada rural area vesaire seçebilir. Efeler diyorum. Buraları düzenleyebiliriz daha sonrasında. Posta kodunu giriyorum. Okulunuzun yasal ismi. Burada yıldızlı işaretli olanların her birini doldurmak zorundasınız. Okulunuzun yasal ismi. Zübeyde Hanım İlkokulu. Tabii ki bu değişiklikleri ilk koordinatörünüzün bilgisi dahilinde eğer burada yapılacak
değişiklikler varsa bütün detayları yazarak e-twinning, tr-e-twinning@gmail adresine mail atıyorsunuz UDS'ye. School number'ı boş bırakabilirsiniz ama buraya genellikle kurum kodunu yazıyoruz ama şart değil gördüğünüz üzere. Yine buraya Zübeyde Hanım İlkokulu olarak işaretliyorum. Burada okulunuzun türü ilkokulu olduğu için burada bu seçenekleri göreceksiniz. Early Childhood Education'da ana sınıfları, anaokullarını işaretliyorsunuz. Okulunuz bir anaokuluysa. Primary Education'ı, burası bir ilkokulsa işaretliyorsunuz. Lower Secondary'de ortaokullar bu bölüm işaretliyor. Upper Secondary Education'da liselerimiz burayı işaretliyorlar hocalarım. Biz burada Primary School'u işaretliyoruz. Burada School Education diyoruz. Hocamızın ismi zaten burada Memduh Dağdeviren olarak çıkıyor. Sadece ESEP kayıtlı kullanıcılar dilinizde Türkçe seçebilirsiniz. Burada müdürünüzün ismini giriyorsunuz. Müdürümüzün ismi Şefik, soy ismi Özpınar. Burada mail adresinizde müdürümüzün mail adresini gireceğiz. Ben şimdilik bunu örnek olarak gösterdiğim için müdürümüzün almadım. Mail adresini ben yine şu şekilde kendi mail adresimi gireceğim. Daha sonra UDS'ye bu değişiklik için talepte bulunacağım hocalarım. Buradan isterseniz okulunuza bir resim yükleyebilirsiniz. Açıklama kısmına tekrar ben şimdilik ilkokul diyorum. Mail adresleri, telefon numaralarının hepsini daha sonra da güncelleyebiliyorsunuz. Buradaki adresleri de okul aktivasyonunda bu şekilde yapıyorsunuz gördüğünüz gibi. Okul başvurusu için uygun diyorsunuz. Ve organizasyon oluştur diyorsunuz. Ben burada hayır teşekkürler diyorum. Yeni okulunuz yaratıldı. Bu şu şekilde onu görebileceksiniz. Zübeyde Hanım ilkokulunu siz şu anda eklediniz. Şu anda onay için hesabınızda şu şekilde devam edeceğim. İlkokulu okula hesabınızı ekledikten hemen sonrasında ilk koordinatörünüzle iletişime geçeceksiniz. Bu okulun ID numarasını bizler görebiliyoruz. Bu yeni oluşturduğunuz okulun ardından profillerinizde sizlerin onayına sunacağız bizler de. Şimdiye kadar anlattıklarım umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde eklemeler yapacaksınız. Daha sonrasında şurayı da son olarak göstermek istiyorum. Mesela hocamız ismini Memduh Dağdeviren olarak tamamen büyük harflerle yazmış. Şurada göreceksiniz ilk girdiğinizde hesap bilgileri bölümünde AB oturum açma kimlik bilgilerini değiştirin diye bir kısım çıkacak. Buraya tıklıyorsunuz. Bu sizi en başta giriş yaptığınız yerdeki hesabınıza götürecek. Şu anda otomatik olarak giriş yaptı. Ama şifre de isteyebilirsiniz. Şifrenizi de girebilirsiniz. Buradan My Account'a tıklıyoruz. İkinci sıradaki ve daha sonrasında Configure My Account diyoruz. Hesabımı yapılandır seçeneğine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bize bu sayfaya ulaştırıyor. Buradan ismimizi şu şekilde Memduh olarak düzeltiyoruz. Ve Submit dedikten sonra gördüğünüz gibi burada düzeldi. Hocalarımızdan çok sık duyduğum, bunu sonra kapatabiliriz. Buradaki yaptıktan hemen sonra hesabımda değişmedi olarak gözüküyor, görülebilir. Hiç telaşa kapılmayın. 1-2 saat içerisinde güncelleme yapıyor. Mesela onu kaydettik ama şu anda görünmedi. 1-2 saat içerisinde ya da o gün içerisinde mutlaka profilinize de güncellenecektir. Ben şimdilik burada bitiriyorum. Biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın çünkü her detayı anlatmam gerekiyordu. Kapandı sanırım değil mi paylaşımım hocalarım? Kapandı. Evet hocam. Kapandı. Teşekkür ederiz hocam. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve şimdi sözü de bu platforma giriş yaptınız ve tanımak istiyorsunuz. ESEP platformu tanıtımını da Bekir Başkurt Şanlıurfa koordinatörümüze sözü bırakıyorum. Buyurun Bekir hocam.
Teşekkürler hocam. Rica ederim. Sayfa açıldı mı hocam? Şimdi arkadaşlar, Ahmet hocamız açıldı, sağ olsun kaydımızı oluşturdu. Okulumuzu ekledik. Zaten koordinatöre onay gidecek. Okul doğruysa zaten onaylı artık sistem profiliniz yani hazır olarak gelecek. Şimdi ana sayfada SCP biraz tanıyalım sizlerle. Üste yer alan hakkında kısmı genelde pek bizi ilgilendirmiyor proje yapan arkadaşlar için. Bizi asıl ilgilendiren tanıma kısmı var arkadaşlar. Bazı bölümler daha boş arkadaşlar, bir şeyler eklememiş iş tarafına. Onu daha sonra Ocak Şubat ayından sonra içeriği olarak biraz zenginleştirirler. İşimize yarayan şeyler de eklemiş olurlar arkadaşlar. Tanıma kısmında arkadaşlar burada kısa bir tanım var etkinlik hakkında. Aşağıda ise etiketler yer alıyor. Yeni başlayanlar için arkadaşlar ne gibi etiketler alacağız? Etimik ulusal kalite etiketi, etimik Avrupa kalite etiketi, etimik okul etiketi ki bu aralar bu çok zor geliyor bunun üzerinde arkadaşlar. Okul etiketi nasıl başvururum gibi. Bir de Avrupa dil etiketi diye arkadaşlar. Aşağıda da Erasmus'la ilgili mükemmellik etiketi var. Yoğunluk olarak geçen seneye kadar arkadaşlar ulusal projelerimiz vardı. Bir de bunun yanında Avrupa projelerimiz vardı, yabancı ortaklı projelerimiz. Maalesef bu sene sistem biraz değiştiği için artık sadece ulusal proje diye bir şey yok. Zorunlu olarak ikinci kurucuyu yabancı seçmemiz lazım ve bunun için de Avrupa kayıt etiketine Avrupa projesi olarak hazırlamamız lazım sisteme. Yalnız Haziran ayında kayıt etiketine başvururken hem ulusal kayıt etiketi için başvuru yapacağız hem de Avrupa kayıt etiketi için zaten yabancı ortağımız kendi ülkesinde aldığını otomatikman ikinci kayıt etiketini almış olacağız. Sadece dediğim sıkıntımız artık daha mecburiyetimiz daha doğrusu proje başlatırken ikinci kurucuyu yabancı seçme zorunluluğumuz geldi. Geçen sene öyle bir şey yoktu. Bu sene maalesef böyle bir zorunluluk var. Şu an haralı tüm arkadaşlar yabancı ortak, yabancı kurucu arama peşindeler. Nasıl buluruz, nasıl ederiz, hangi yolu denesek diye. Genelde ya Azerbaycanlı öğretmen arkadaşlar bulmaya çalışıyorlar sosyal medyada ve benzeri platformlarda. O şekilde yabancı ortağı dışarıdan ya Avrupa'dan ya da başka ülkelerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ödüller kısmı var arkadaşlar. Ödüller kısmında etimik Avrupa ödülleri ve yenilikçi öğretim ödülü diye ödüller var. Bu ödüllerde proje yaptıktan sonraki sene zaten başvuru yapabiliyorsunuz. Genelde başvuruları kurucular olarak başvuru yapabilirsiniz. Bu alanı geçiyorum arkadaşlar. A oluşturma kısmı var. Bu başlık altında arkadaşlar ortak bulma ve benzeri yerlere birazdan Hasan hocamız anlatacak zaten. Burada okullar kısmı var. Okul aramalarda burayı da kullanabilirsiniz. Aşağıda kısa bir tanımlar var. Fazla da zamanınızı almak istemiyoruz çünkü bir saati açtık. Diğer arkadaşlar da bekliyor. Bizim daha çok zaman geçireceğimiz alan etimik alanı arkadaşlar. Bu alan geçen sene hatırlarsanız biraz daha Teams ve Live'a benziyor. Burada mesela genel bakışlar gruplar var. Gruplar arkadaşlar hemen önce genel bakıştan başlayayım sırayla devam etmiş oluruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar hem proje oluşturma var. Bir fikriniz varsa proje fikriniz buradan proje oluştur kısmından. Birazdan arkadaşlar zaten genç olarak anlatacaklar burayı. Proje oluşturdan projenizi sisteme yükleyebilirsiniz. Ya da iş ortağı bulma. Ortak çalıştığınız arkadaşları ikinci kısımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Var olan projeleri de kendiniz dahil edebilirsiniz. Aşağıda dediğim gibi etimik okulu ile ilgili birkaç başlık var. Bunlarla ilgili ay sonuna kadar bir süreci var arkadaşlar. Etimik okulu için başvuru yapmak isteyenler bu gibi belgeleri, doğruluk beyanıdır ve benzeri kısımları incelemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Gruplar kısmına geçiş yapıyor. Gruplar kısmında dediğim gibi arkadaşlar bunlar şöyle diyeyim bir proje bazı değil. Birden fazla öğretmenin birleştirip bir grup oluşması ve belli bir konu üzerinden şeyler paylaşması. İlginizi çeken bir başlık altında herhangi bir gruba dahil olup oradaki paylaşılan bilgilerden yararlanabilirsiniz. İşinize yarar bilgiler de olabilir arkadaşlar. Burada mesela örneğin Bahçeliler Şehitlik İlkokulu öğretmenleri bir paylaşım grubu açmış. Okuldaki tüm öğretmenler burada bilgi paylaşımı yaparak bilgilerini diğer öğretmenler arkadaşının görmesini sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki farklı gruplar da var.
Örneğin aşağıda mesela etimik okul etiketi diye bir grup kurmuşlar. Şu anki dediğim gibi son zamanlarda son birkaç günü kaldı zaten. Arkadaşlar burada soru cevap şeklinde bilmedikleri şeyleri grupta öğrenmiş oluyorlar. Dediğim gibi bu gruplara dahil olursanız gerçekten yararlı gruplar da var. Zengin içerikli paylaşımlar da oluyor. İşinize yarar çok şey olabilir arkadaşlar. Ya da ben kendi grubumu kurmak istiyorum. Arkadaşlarıma ekleyip ben burada kendi paylaşım yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, su da grup oluştur kısmı var. Buradan da kendi grubunuzu oluşturup orada paylaşım yapabilirsiniz ve arkadaşları davet edebilirsiniz grubunuza. Benim projelerim başlığı altında arkadaşlar, sizin daha önceden yürüttüğünüz ve bu sene eğer başladıysanız projeye aktif olan projeler yer almaktadır. Biz geçen sene mesela yürüttüğümüz projeler, daha kapatmadığımız projeler sistemde, ekranda yer alıyor. Bir de bu sene koordinatörler olarak deneme amaçlı bir oluşturduğumuz bir proje vardı. Sistemi iyi tanımamız için tanıyıp da size soru cevap şeklinde cevaplarınıza sorularınıza cevap bulmak için arkadaşlar bir deneme amaçlı bir proje oluşturmuştuk. Burada dediğim gibi aktif projeleriniz, askıda olan projeniz ve daha önceden yürüttüğünüz ve kapattığınız projeler yer almakta arkadaşlar. Burada projeleriniz, bazı arkadaşların projesi yüklenmemiş olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi sistem eski platformdan geçtiği için tam olarak hazır değil. Bazı projeleriniz daha eski platformda. Yakın zamanda eğer eksik projeleriniz varsa onlar da sisteme yüklenmiş olur ve bu alanda, projelerim alanında görmüş olacaksınız arkadaşlar. Burada dediğim gibi proje oluştur kısmını birazdan diğer arkadaşlarımız anlatacak. Eğer iş ortağı bulma kısmına gitmek istiyorsanız şu başlık altından iş ortağını bulabilirsiniz arkadaşlar. İsim üzerinden bulabilirsiniz. Dediğim gibi proje oluştur kısmında da proje şablonu var. Onu adım adım birazdan olursa arkadaşlar anlatmış olacak. Burada anlatacağım başka şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada da bu sene aktif olan başlanan projeler var. Örneğin mesela ayın 24'ünde, yani bir 3 gün önce başlayan bir projemiz. Aşağıda diğer aktif olan diğer projeleri de görmüş olursunuz. Burada tüm projeler göster kısmından da diğer yürütülen projeleri de görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bu da size biraz ilham verici olur arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız proje konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Acaba nasıl bir proje yapayım, nasıl bir konu işleyeyim, içerik nasıl olsun? Bunlar da az da olsa size biraz ilham verir arkadaşlar. Başlayan projeleri başlığını veya kısa bir bilgisini inceleyerek orada da size yol göstermiş olur. Destek olmak kısmındaysa arkadaşlar, burada platformu madde madde size açıklıyor. Örneğin birinci işaretlemede ne var, ikincide ne var. Aşağıda mesela adım adım profilinizde, bildirimlerde adım adım zaten burada soru cevap şeklinde olur. Çok sorulan sorular neticesinde etik projesi nedir, proje nasıl oluşturum gibi bütün soruların cevapları aslında burada da mevcut. Daha sonra takıldığınız bir noktada bu alana gelip bu soruları, eğer böyle benzer bir sorularınız varsa arkadaşlar, buraya gelip sorularınıza cevap da bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine de cevap bulmadığınız sorularda dediğim gibi, Ahmet Hoca'nın dediği gibi ilk koordinatörle iletişime geçip oradan da sağlıklı bilgiyi ulaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten etrafta o kadar kendini nasıl diyeyim, E-Tivinik'te, ESEP'te çok bilgili gösteren arkadaşlar var ki yanlış bilgilerle sizi de yönlendiriyorlar ve daha sonra biz sıkıntı yaşıyoruz o konuda. İşte falan ildeki falan hocamız öyle bir şey demiş, doğru mudur? Hani sanki duyumlarla devam ediyoruz. Ondan dolayı sizden ricam, hani duyumlara değil de varsa bir sorunuz, genelde zaten hani Şanlıurfa olarak söyleyeyim, E-Tivinik WhatsApp gruplarımız var. Direkt tüm gruplarda da yer almışım zaten. Oradan soru cevap şeklinde varsa sorunuz, en temiz cevabı, nasıl eşeffaf cevabı o gruplar üzerinden, kendi üzerimizden verebiliriz. Ondan dolayı arkadaşlar sizden rica ediyorum. Yani doğru bilgiyi koordinatörlerden ancak öğrenirsiniz. Biz de zaten takıldığımız yerde direkt Ulusal Destek Servisi'nde iletişime grup sorunun cevabını onlardan almaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi destek kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Yani başlıklar, dediğim gibi en önemli bir iki başlık var. Tanıma kısmı, oluşturma kısmı birazdan anlatacak ve eğitimin kısmını. Eğitim kısmında 4 ana başlık üzerinden zaten tek tek açıkladım kısa bir şekilde. Zamanınızı da almak istemiyorum. Diğer başlıklarda dediğim gibi arkadaşlar tam olarak içerikler yüklenmemiş. Ondan dolayı daha sonraki zamanlarda yüklendikten sonra yine de onları tek tek açıklamış oluruz. Ahmet Hocam, anlatacaklarım bu kadar benim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkürler. Teşekkür ederim.
Çok tamam. Teşekkür ederiz. Şanlıurfa koordinatörümüz evet, Bekir Başkurt hocama teşekkür ederiz. Ağzına sağlık hocam. Şimdi de sizlerle birlikte SE Ortak Bulma Forumu'nda Hasan Malatyalı hocam bizlerle birlikte olacak. Sizlerle birlikte olacak. Buyurun Hasan hocam, sözü size devrediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize ağzına sağlık. Hemen sesli olarak düzeltelim. Bekir hocam 2023'e şimdiden girmiş. Bu ayın sonunda dedi ama e-twinning okul başvuruları 31 Ocak son başvuru tarihi arkadaşlar. Pardon hocam, yanlış söyledim. Aslında ay sonu dedi, sonu değil ama şeyi kastettim, arkadaşlar anlamışlardır. Şimdi arkadaşlar, bizim aslında belki de en çok zorlandığımız konu Ahmet hocamın da değindiği gibi ortak kurucu ortak bulma olayı. Bu biraz sanırım hazırlıksız yakalandık biraz. Ama geçen seneden örneğin yabancı ortağı olan arkadaşlarımız biraz daha rahat ettiler. Ben şimdi hem e-twinning'deki ağ kurma, networking kısmını anlatacağım size ama hemen bir girelim isterseniz, neyle karşılaşacağımızı görelim. E-twinning giriş yaptıktan sonra networking yazan yerden veya Türkçe çevirirseniz ağ kurma kısmından ulaşabiliyorsunuz. Türkçe'ye çevrildiğinde diğer yerlerde olduğu gibi burada da bazı tuhaf durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden İngilizcesinden mümkün kadar giderseniz daha sağlıklı oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi hemen burada arkadaşlar genel bakış var. Okullar, organizasyonlar ve ortak bulma kısmı var. Ortak bulmaya bastığınız zaman Partner Finding kısmında daha önce sizden öncekilerin gönderdiği postingler yani ilanlar var. Ve fark ettiyseniz bunların birçoğu Türkler tarafından gönderilmiş ilanlar. Ve dolayısıyla buradan biraz Avrupalı ortak bulma kısmı biraz zor oluyor. Fakat yine de siz iyi bir ilan oluşturarak veya ilanları iyi takip ederek bir ortağa kavuşabilirsiniz. İstediğiniz bir ortağa kavuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi önce size ilan eklemeyi iyi göstermek istiyorum. Türkçe'ye çevirelim ortak olması açısından. Sağ tarafta nereden girdiğimi tekrar göstereyim arkadaşlar. Networking kısmından girdim. İsterseniz e-twinning bölümünde de şuradan da girebiliyorsunuz. Create a project, partner finding yani ortak bulma, iş ortağı bulma kısmına da girebiliyoruz. Aynı yere yönlendiriyor. Biz buradan yeni bir ilan oluşturmak istiyoruz. Ad posting veya Türkçesiyle İlan ekleye tıklıyoruz. Kuruluşunuza ilan edin. Öncelikle kuruluşumu, öncelikle e-twinning proje fikri olduğu için onu işaretliyorum. Başka bir seçenek çıkmıyor zaten burada. Sonrakine tıkladığınız zaman burada kurum seçimi yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet, normalde bu kadar beklemiyorsunuz arkadaşlar. Daha hızlı bir işlem. Evet. Baştan başladım. Evet, burada sanırım ikinci alanı atladık. Tekrar dönelim. Evet, şimdi proje fikri türü burada ulusal veya Avrupalı diye seçim yapıyoruz. Biz tabii genelde Avrupalıyı seçiyoruz çünkü eğer Avrupa kalite etiketi istiyorsak. Organizasyon kısmından okulumuzu seçiyoruz. Benim daha şu andaki aktif okulum bu okul olduğu için Çanakkale'deki bu okulu tercih ediyorum. Başlık kısmında ilanının da herkes tarafından görecek olan ilgi çekici bir başlık buraya yazıyorum. Özet kısmında projemin özeti tabii ki. Açıklama kısmında da burada gördüğünüz gibi farklı şekillerde koyu harfle, eğik veya alt çizili yazabileceğim projemizin açıklaması, ne tür faaliyetler yapacaksınız. Çok fazla bilgi vermenize gerek yok ama okuyan kişinin nasıl bir proje olacağıyla alakalı bir fikrin oluşmasını bekliyoruz.
Ardından da arkadaşlar küçük resim. Burada ilanınızın yanında görünecek, sol tarafında görünecek olan küçük resim kısmını seçmesi burası. Burası projenizin bir logosu olabilir veya ilgi çekici bir görsel olabilir. Ama bence buraya mutlaka bir görsel eklemeniz lazım. Çünkü zaten bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere resimler insanların daha çok ilgisini çekiyor. Siz de buraya mutlaka bir resim ekleyin lütfen. Buradan seçerek ekleyebiliyorsunuz. Altında diller kısmı var. Bir saniye. Burada yine dil olarak kullanacağınız dilleri birden fazla olacak şekilde seçebilirsiniz. Şu an Türkçe'de, evet şu T'ye basalım. Türkçe veya diğer dilleri seçebilirsiniz. İngilizce. Ardından projeniz neyle ilgiliyse onun konusunu seçiyorsunuz. Astronomi, kimya, biyoloji gibi. Mesleki konular eğer meslek lisesi iseniz meslek lisesinin konularını seçebilirsiniz. Tarım, bina, inşaat gibi. Ve etiketler kısmı. Burada da projenizi arayanların hangi etiketleri kullanmasını istiyorsunuz. Burada yine birkaç tane etiket, istediğiniz kadar etiket ekleyebiliyorsunuz. Anahtar yeterlilikler. Bu proje hangi anahtar yeterlilikleri kapsıyor? Burada gördüğünüz listeden yine seçiyoruz. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Yaş aralığını belirliyoruz. Çalıştığınız kurumdaki öğrencilerin yaş aralığına göre ve projemizin bu ilan için bir maksimum süre belirliyoruz. Bu zamana kadar, yani bu güne kadar projemizin ilanı aktif olacak. Ve yayınlaya bastığınız zaman arkadaşlar güzel bir ilanınız oluyor ve sizin ilanınız da eTwinning'deki ağ oluşturma kısmındaki ilanlardan bir tanesi olarak yerini alıyor. Potansiyel ortaklarınızı bekliyorsunuz. Fakat siz bu arada boş mu duracaksınız? Tabii ki hayır. Profilinizi kontrol etmeniz gerekiyor bence öncelikle. Çünkü profilinizde kendinizle alakalı bilgilerin tam olması, fotoğrafınızın örneğin gerçek bir fotoğrafınızın veya ilgi çekici fotoğrafınızın olması, daha önceki amaçlarınız, eğitimlerden katıldığınızla alakalı profilinizi tam doldurmanızı bekliyoruz. Bu sizin ilanınızın daha etkili olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Bunun dışında ortak bulmanın başka yollarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Benim kendi düşüncem Erasmus projelerinden veya kişisel bağlantılarınızı kullanarak bu şekilde ortak arama yoluna da deneyebilirsiniz. Veya daha önce çalışılmış örneğin etrafınızdaki okullardan Erasmus Plus projesi yapmış olan veya eTwinning projesi yapmış olan arkadaşınızın arkadaşını ulaşmaya çalışabilirsiniz. Bunun dışında farklı ülkelerdeki ulusal destek servislerinin eğitimleri oluyor. İrtibat seminerleri oluyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. UDS'lerin eğitimleri, ondan bahsetmiştim. Webinarlara katılabilirsiniz farklı. Yurt dışında özellikle bazı ulusal ajansların webinarları oluyor. Ben İrlanda Ulusal Ajansı'nı takip ediyorum bazen. Onların olabiliyor. Bu şekilde sadece buraya ilan oluşturarak değil de başka yollarla ortak bulma yollarına giderseniz çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve sözü benden sonraki arkadaşıma bırakmak istiyorum hocam. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çanakkale'den herkese selamlar. Bizler de Çanakkale'ye çok selamlar hocam. Çok teşekkür ederiz Hasan hocam. Küçük bir şey eklemek isterim hemen. Az önce profil kaydını oluşturmuştuk biliyorsunuz hesap kaydında. Sorulara da baktığımda hem sizinle ilgili bağlantılı olması açısından Hasan hocam çok güzel bir şey söyledi. Ağ oluşturma kısmından görünürlüğünüzü orada nasıl dikkatli yapıyorsanız sizi ön plana çıkaracak şeyleri ve projenizle ilgili net bilgileri yazıyorsunuz. Ama tabii ki ilk olarak da profil kaydınızda isminizin doğru yazılması, sizi temsil eden resmi ve güzel bir profil resminizin olması, açıklama kısmında kendinizden, çalışma grubunuz olan öğrencilerinizden ve ilgi alanlarınızdan bahsetmeniz her zaman sizin için faydanız olacaktır. Ortak bulma konusunda da. Arkadaşlarım da bana katılacağını düşünüyorum bu konuda. Ortak bulmanın bir de diğer yolları da örneğin eTwinning Türkiye'nin resmi Telegram hesabı olabilir. Resmi Facebook hesabı da olabilir. Orada grupta da proje fikrinizi belirtebilirsiniz. Birbirinizle de bu konuda iletişim kurabilirsiniz diyerek aynı zamanda buradaki sorulardan bir şeyde cevap vermek istiyorum. Available for projects kısmı, öğretmen rolü, bunları profili düzenli kısmından
açıklamanızı vesaire de düzeltebilirsiniz. Lütfen unutmayalım, eksiklerimizi tamamlayalım diyerek şimdi de Batman'a gitmek istiyoruz. Batman'da Kevser Sevinç hocama sözü. Bir proje nasıl oluşturulur yeni ESE platformunda? Buyurun Kevser hocam, söz sizde. Teşekkür ederim Ahmet hocam. Bütün güzel arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok güzel açıklamalar yaptılar. Ben öncelikle göstermeden önce portalden hiç başlamamış olan arkadaşlarımız için, daha doğrusu yeni bir projeye başlayacak ve sistemi sıfırdan tanıyacak arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum. E-Twinning projelerinde iki yol var. Ya kendiniz proje oluşturursunuz ya da var olan halihazırdaki projelere katılırsınız. Kendiniz proje oluşturacaksanız, daha önce arkadaşlarımın söylediği gibi Avrupa'dan bir ortak bulmak zorundasınız, kurucu ortak. Daha sonra diğer öğretmenlerimizi de partner olarak ekleyebilirsiniz. Herkes bireysel olarak çalışmalarını yapar, daha sonra ortaya ortak bir ürün çıkar ve herkes kendi bireysel çalışmalarından kalite etiketi almaya hak kazanır veya reddedilir. Burada en önemli şey, dikkat etmeniz gereken şey, birinin projesine girecekseniz ya da kendiniz proje oluşturacaksanız Türkiye'den 10 ortak sınırını aşmayın. 11 tane Türk ortak varsa o projede, o proje kalite etiketi almaya hak kazanamaz. Dediğim gibi kendiniz proje oluştururken de buna dikkat edin. Ortak olarak girdiğinizde de eğer o projede ondan fazla Türk varsa girmeyin arkadaşlar. Bir de kurucunun yabancı ülkeden, bir kurucunun yabancı ülkeden olmasına dikkat edin. Burası çok önemli. Eğer ben kendimi şu anda yetkin hissediyorum, artık çok güzel bir fikrim var ve ben projeyi kendim kurmak istiyorum diyorsanız, sistemden giriş yaptıktan sonra, hocam şu anda ekranım görünüyor mu? Görünüyor hocam. Tamam, evet. Sistemden giriş yaptıktan sonra e-Twinning sekmesine tıklıyoruz. E-Twinning sekmesinin altında biraz önce hocalarımın gösterdiği gibi Create a Project kısmı, bir proje oluştur kısmına tıklıyoruz. Eğer Erasmus yazdıysanız daha önce ya da Erasmus formunu gördüyseniz bilirsiniz. O kadar detaylı bir form var ki sayfalarca sizin yazmanız gerekiyor. Ama e-Twinning'de durum böyle değil. Bir proje fikriniz ve belirli aktiviteleriniz olsun yeter. Siz çok rahatlıkla sade bir proje yazıp projenizi kabul ettirebiliyorsunuz. O yüzden e-Twinning'de proje yazmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Projeye tıkladık. Burada öncelikle bizim var olan okulumuzu seçmemiz isteniyor. Eğer biz görevlendirme ile başka bir okuldaysak, o da bizim profilimize kayıtlıysa ve biz projeyi o okulla yapmak istiyorsak onu seçeceğiz. Yok, eğer sadece bir tane okulumuz varsa ve onunla yapmak istiyorsak, şu anda halihazırda benim sistemde Gültepe Ortaokulu ekli. Seçiyorum okulumu ve sıradakine tıklıyorum. Bu arada burada seçtiğimiz okulu proje boyunca asla değiştiremeyiz. Oradaki verdiği uyarı da o şekildeydi. Bir projeyi kurabilmek için iki tane kurucu gerekiyor dedik ve bu iki kurucunun biri projeyi yazar, diğerini co-founder, ortak kurucu olarak ekler. Burada işte şimdi ben co-founder ekliyorum. Bunun yabancı olmasına dikkat edelim. Ben şu an listemden rastgele ekledim. Burada devam et seçeneğine tıklıyorum sıradaki. Şimdi burada karşımıza artık projeyi yazma alanımız çıkıyor. Benim burada size söylemek istediğim şey, mutlaka bu başlıkları bir Word dosyasına atın. Word dosyasına kopyaladıktan sonra altına bütün eklemek istediğiniz her şeyi yazın ve daha sonra sisteme giriş yapıp kopyala yapıştır seçeneğiyle yaklaşık 5-10 dakika arasında projenizi sisteme kaydedin. Yani burada girip ben tek tek burada uğraşacağım, yazacağım diye uğraşmayın. Sistem bazen atabiliyor, yazdıklarınız kaybolabiliyor. Bir Word dosyası oluşturun ve bunların hepsini Word dosyasına kaydedin. Daha sonra kopyala yapıştır yapın. Şimdi burada en önemli şeylerden başlık, başlığınızın simgeler içermemesi gerekiyor. Harf veya rakam kullanabilirsiniz. Ben genellikle burada başlığın kısaltmalarının da anlamlı olmasına dikkat ediyorum. Yani baş harflerinden de anlamlı bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Hem projemin konusunu anlatsın hem de ortaya güzel anlamlı bir başlık çıksın. Burada projenizin başlığını yazıyorsunuz. Ben şu anda örnek olarak bir tane yazıyorum. Daha önce yazdığım var, onu da size göstereceğim kısaca hemen.
Benim önceki projelerimden bir tanesi Enjoyable Language Teaching. Aslında baş harfleri ELT. İngilizce öğretmenleri de bilir. ELT aynı zamanda İngilizce bölümünün de adıdır. English Language Teaching. Ben biraz daha anlamlı olsun diye böyle bir şey seçmiştim. Kısa açıklama kısmında yapmamız gereken genel olarak projemiz neyle ilgili, hangi yaş grubunu içeriyor ve konumuz nedir? Kısa bir paragraf yazmamız isteniyor. Bu kısa açıklamada çok fazla detay vermenize gerek yok. Projemiz örneğin çevre konusuyla alakalı, işte genel olarak 3 aylık bir projedir vesaire. Daha sonra kısa açıklama kısmında şunu yazabilirsiniz. 7-11 yaş arası ya da 12-15 yaş arası öğrencilerle çalışacağız gibi açıklamalar yazabilirsiniz. Adı üstünde projenin kısa bir özeti olacak. Burada devam ediyoruz. Projenin dilleri. Burada zaten Avrupa'dan ortağınız olacağı için her zaman ben İngilizceyi tavsiye ediyorum. O yüzden İngilizceyi seçebilirsiniz burada. Şu anda ben seçemiyorum ama şöyle rastgele bir tane seçiyorum. Burada projeye toplam kaç öğrencinin katılacağını ve öğrencilerin yaş aralığını seçin. Burada tahmini, ben örneğin kendim proje kuruyorum. Kabataslak her şeyi planlamam lazım. Örneğin ben ortalama 10 ortak eklesem, bu 10 ortak her biri işte 10'ar öğrenci eklese, yani 100'ü geçer. Ya da ben sınırlı tutacağım diyebilirsiniz. Burada ben genelde 100 ve artı 100'den fazla seçeneğini işaretliyorum. Çünkü gerçekten projelerimde herkesin toplamı 100'den fazla öğrencisi oluyor. Belirtilen buradaki yaşlardan eğer ilkokulsanız 7-11, ortaokulsanız 12-15, genellikle bu kurala uymanız gerekiyor. Lise 15-18-19 o civarda. Yani burada yaş grubunuz tam ortaokulu kapsaması gerekiyor eğer ortaokulsanız. Buraya dikkat etmeniz lazım. Örneğin 12-15 yapalım. Burada konular diyor. Projenizin ilgili olduğu konulardan birkaç tane seçebilirsiniz. Örneğin benim projem çevre eğitimiyle alakalı ve bir konu daha seçebilirim. Sanatla alakalı. Daha sonra mesleki konular diyor. Yine buradaki mesleki konulardan hangisi benim projemde geçiyorsa veya benim projem hangisiyle alakalıysa birkaç tane buradan seçebiliriz. Ben şu anda rastgele seçiyorum. Bunları siz projenizle ilgili seçeceksiniz. Zaten Erasmus projelerinde de bu şekilde. İstediğiniz konuyu, yani projenizin konusunu mutlaka baştan belirtmeniz gerekiyor. 3 tane yeterlik seçiyorsunuz. Bunda da istediğiniz kadar seçebiliyorsunuz. Diğer önemli bir konu anahtar yeterlikler. Burada yine projeniz en çok hangi anahtar yeterliliği geliştirecek? Buradaki anahtar yeterliklerden projenize uygun olanı seçiyorsunuz. Daha sonraki aşamamız için ise projenin amaçları. Özellikle öğrencilerinizin bu proje aracılığıyla kazanmasını umduğunuz yeterlikler ve beceriler. Burada spesifik olmaya çalışın derken şunu kastediyor. Genel, çok genel konuşmayın. Çok soyut kavramlar kullanmayın. Kullandığınız hedefler projenizin konusuyla birebir tutarlı olsun. Örneğin biz bu projeyle eğitimin Avrupa boyutunu işte göreceğiz. Bu çok soyut kalır. Siz bunu daha çok somut yapacaksınız. Ben birazdan örnek hemen göstereceğim. Hatta şuradan sekmeler arasında geçerek gösterebilirim. Şu anda Ahmet Hocam, diğer sekme görünüyor mu? Hayır hocam, şu an göremiyoruz. Paylaşımdan değiştirebilirsin yukarıdaki, tamam, paylaş butonunu olduğundan. O zaman şöyle, şu anda hangi görünüyor kısım görünüyor ekranda sonra hocam? Amaçlardayız şu an. Yok, görünüyordu hocam ekranda. Yeni proje kısmına tıklarsanız. Evet. Görünüyor mu hocam? Görünüyor. Tamam, onu kastettim hocam. Tamam. Şimdi burada ben hazır bir tane doldurdum yine eski projelerimden, örnek olması açısından. Tabii ki bu kadar çok yazmak zorunda da değilsiniz. Birkaç tane çok az da yazmayın. Ortalama. Hani burada her şeyi dökmeniz istenmiyor. Özellikle öğrenciler ne kazanacak? Farklı ve webiki araçlarını kullanarak İngilizceyi geliştirecekler. Bu şekilde madde madde yazabiliriz. Teknolojinin olumlu yönlerinden faydalanmak ve ortak ürünler üretmek. Gruplar halinde çalışarak sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, bilgiyi somutlaştırmak, iş bölümü, iş birliği, paylaşım gibi günlük hayatta karşılaşabilecekleri kavramları yaşayarak öğrenmeleri vesaire. Bu şekilde istediğiniz kadar amaç yazabilirsiniz. Daha çok projenizin hedefleriyle, konusuyla uyumlu olsun. Burası önemli. Teknoloji kullanımı vesaire, bunlar zaten her projedeki hedeflerden. İş sürecine geliyoruz. İş süreci, ortak okullarınızla nasıl çalışmayı planlıyorsunuz ve sorumlulukların nasıl paylaşıldığını belirtiyorsunuz. Burada
Aslında bazı öğretmenlerimizin yaptığı hata şu, daha doğrusu kendilerini çok sıkıştırıyorlar. Ben burada hangi hafta hangisini yapacaksam gün gün yazmam gerekiyor zannediyorlar. Öyle bir durum yok. Genel kaba taslak bir program istiyor burada sizden. Yani örneğin bu benim halihazırda geçen projelerimden birisi. Ben çok az bilgi verdim ancak yeterli miktarda bilgi verdim. O yüzden bu proje kabul edildi. Ben şöyle söyleyeyim, çalışma programını ay ay belirttim. İsterseniz siz şunu da yapabilirsiniz. Eğer 10 haftalık bir proje ise hafta hafta da belirtebilirsiniz. Ya da genel olarak bir çalışma takvimi oluşturabilirsiniz. Ben örneğin Eylül, Ekim, Kasım karma okul takımları oluşturma, ön anket, logo ve poster tasarlama, toplantı, web semineri vesaire. Daha sonra bunu şu şekilde devam ettirdim. Ben projemi 4 temel dil becerisi üzerine kurmuştum. Okuma, konuşma, dinleme, yazma. Ben dedim ki örneğin Aralık ve Ocak ayında ben dinleme becerilerinden dinleme becerisi etkinlikleri yapacağım ve dinleme becerisinin ortak ürününü oluşturacağım. Bakın iş sürecim ne kadar az aslında, sade. Siz bunu daha kendi projenize uyarlayabilirsiniz. Yazma becerilerinde yazma becerisine hazırlık etkinlikleri, yazma becerisi etkinlikleri ve ortak ürünü vesaire. Bu şekilde kaba taslak bir şey hazırlayabilirsiniz. Bu çalışma sürecini hazırladıktan sonra, yine böyle kaba taslak yazdıktan sonra bizim beklenen sonuçlara geçmemiz gerekiyor. Beklenen sonuçlar aslında birazcık hedeflerle uyumlu, yani daha doğrusu tamamen uyumlu olmak zorunda. Ancak birebir orada yani aslında bizim hedefler beklediğimiz sonuçlardır. Birazcık ona hedeflerden bahsedip biraz da ortaya ne çıkacak? Biz bu projeyi yürüttüğümüz zaman, biz bu projeyi bitirdiğimizde örneğin bir web sitesi tasarlamış olacağız. Bir yazılım çıkaracağız ortaya. Bir e-kitap, poster, video vesaire. Bu çıkacak olan ürünleri de burada yazmanız isteniyor. Örneğin ben yine birazcık hedeflerden bahsetmişim. İşte yabancı dil becerilerini geliştirmek ve diğer kültürlere karşı empati duygusunu geliştirmek. Teknoloji kullanımının iyileştirilmesi. Yani benim projem bittiği zaman öğrenciler artık teknoloji kullanımını iyileştirmiş olacak. Yabancı dil becerileri gelişmiş olacak. Mantık bu. Ben bu şekilde yazdım. Ve daha sonra yeni sistemde bir tane logo oluşturup ya da projenizin resmini oluşturup bir poster ya da afiş çalışmasını oluşturup yüklemenizi istiyor. Buradan küçük bir dosya seçip şuradan bir saniye. Buradan bir tane küçük bir dosya logo oluşturup seçebilirsiniz. Buna bir de alternatif metin zorunlu. Onu mutlaka istiyor. Projemin adını yazabilirim ben buraya. Fotoğrafımın adı ne olsun? Yine aynısını yazacağım. Daha sonrakine tıkladığımda, pardon, şuradan seçmeyi unutmuşum. Tabii ki ben sekme değiştirdiğim için şu anda hemen bir tane seçiyorum. Buradaki seçeneklerin hepsini projenizle alakalı olarak seçtikten sonra sonraki seçeneğine tıklıyoruz. Burada bize bir uyarı veriyor. Lütfen aşağıdaki detayları gözden geçirin. Çünkü projenizi onayladıktan sonra kaydedilecek ve co-founder'unuz yani ortak kurucunuza bir mesaj gidecek. Ortak kurucunuz... Eğer siz burada create butonuna tıklamazsanız davet edilmeyecek. Şu anda ben sıradakine tıkladığım zaman benim aslında yazdığım her şey burada karşıma çıkıyor. Bakın ben buraya yazmışım bütün bilgileri. Bakıyoruz eksiklik varsa tekrar şu yukarıdan edit seçeneğinden ya da düzenle seçeneğinden düzenliyoruz. Ben projeyi yazdım. Çalışma süreci, beklenen sonuçlar, her şeyi yazdım. Sıkıntı görünmüyor. Ben create dediğim zaman artık benim oradaki seçtiğim co-founder arkadaşıma bildirim gidecek. Şu yukarıdaki bildirimden o bu bildirimi kabul ettiği zaman artık projemiz ulusal destek servisinin sistemine düşecek ve projemizde herhangi bir pedagojik veya herhangi bir sorun yoksa ulusal destek servisi uygun görünce bu projeyi onaylayacak ve biz artık projemizin sanal sınıfı olan TwinSpace'te bütün etkinliklerimizi uygulamaya başlayacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar Ahmet Hocam. Şimdi TwinSpace için diğer arkadaşlara sözü vermek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Kevser Hocam. Çok sağ olun. Bir proje nasıl oluşturur kısmından
Şimdi de projemiz oluşturuldu. Farklı ülkeden diyelim ortağımızı seçtik. Projemizin ulusal destek servisini onaya gönderdik. Ve şimdi de projemiz onaylandı. Twin Space alanına bir göz atacağız. Projemizin materyallerinin çalıştığımız alan, materyalin yüklendiği çalıştığımız alana. Bu konuda ilk olarak sözü Artvin'e gidiyoruz. Türkiye'mizin, güzel Türkiye'mizin en kuzey doğusuna ve sözü Filiz Yılmaz Özden hocama bırakıyorum. Koordinatörümüze. Buyurun hocam. Hepinize merhaba tekrar. Ekran paylaşımım geldi mi Ahmet hocam? Geldi hocam, buyurun. Gitti hocam. Gitti aslında hocam. Tekrar paylaşırsanız. Tamam, şu şekilde geliyor değil mi hocam? Bekliyoruz hocam. Bekliyoruz hocam. Neyse, ben bir şey söyleyecektim zaten, onu söyleyeyim. Sonra tekrar açmaya çalışırım. Arkadaşlar, bu akşam bizler çok mutluyuz. Arka planda WhatsApp'tan, grubumuzdan kıymetli koordinatör arkadaşlarımıza da yazışıyoruz bir taraftan. 800 kişi katılımcı sayısını görmek gerçekten bizleri çok mutlu etti ve saat neredeyse 10'a geliyor olmasına rağmen hala buradasınız. Bu da bizi çok mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyoruz. Artvin İl Milli Eğitim Müdürümüz Fahri Acar'ın selamlarını iletmek istiyorum. Çünkü kendisi katılmak istemişti aslında. Ancak biz öyle bir karar almadığımız için kibarca kendisine ilettim ve teşekkürlerini, böyle bir organizasyon yaptığınız için ve kıymetli arkadaşlara selamlarını iletmemi istedi. Arkadaşlar, şimdi ben size Twin Space açıldı. Kevser hocam projeyi kurdu. Ben de Twin Space'e götüreyim sizleri. Tekrar ekran paylaşımı yapayım hemen. Geldim hocalarım. Geldi. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi arkadaşlar, şuradan biraz hızlanacağım. Bir webinar daha yapmayı planlıyoruz arkadaşlarla. Eğer eksik kalan yer olursa tekrar o zaman şey yaparız arkadaşlar. Bir daha değiniriz. ETV'nin kısmından My Project kısmına geliyoruz. Ve ben bu tanıtımımız için hocalarımızla açtığımız projemize giriyorum buradan. Ve buradan arkadaşlar Go to Twin Space, Twin Space'e geliyorum. Şimdi arkadaşlar, eski sistemden çok da farklı değil şu anda. Tabii ki farklılıklar var ama hemen hemen ana sayfa, sayfalar, materyaller kısmı aynı. Hatta Ocak, Şubat'a doğru daha da oturacağız sistemin bizlere de söylenen bilgiler arasında. Ana sayfa kısmı bizim yine proje ortaklarımızla birbirimizi gördüğümüz, çalışmalarımızın paylaşıldığı bir alan. Mesela ben burada hemen girince işte 7 il toplantımızdan herkese merhaba gibi hemen bir mesaj atayım dedim. Sonra yine Filiz Esep yollarında, yani buradan biz aslında örneğin projemiz doğa sevgisini içeriyorsa buradan biz neler yapmaya başladık? İşte bu hafta toplantımız var, şu etkinliği yapacağız, bu etkinliği yapacağız gibi birbirimize buradan yapacağımız ana şeyleri paylaşıp birbirimizden esinlendiğimiz alan aslında burası. Kısaca göstereyim hemen, gönderi oluştur deyip evet yavaşladı gittikçe, geldi. Şuradan yazıyoruz arkadaşlar, post diyoruz. Daha doğrusu Türkçe'ye çevirip de zaten halledebiliriz işimizi de. Ve bizim yapacağımız şey bu kadar. Buradan yazı biçimlerini düzenleyip değiştirebiliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi yazdığım bilgi buraya düşüyor. Şuradaki kısımda da aynı şey geçerli. Yeni güncelleme ekle diyerek yapabiliyoruz. Bizim için önemli olan sayfalar ve materyaller. İlk önce materyaller kısmına geleceğim arkadaşlar. Daha önce yapan arkadaşlarımız zaten biliyorlar. Yeni başlayıp da proje yapacak arkadaşlarımız için şöyle söyleyeyim. Şu anda telefon, hepimiz sosyal medya telefon kullanıyoruz. Bana bir fotoğraf atar mısınız dediğim zaman o fotoğrafı çekmiş olup o fotoğrafın galerinizde olması gerekiyor
arkadaşlar. Biz materyaller kısmını Yetivinik Twin Space'de bu şekilde düşünebiliriz. Şöyle ki materyaller kısmımız bizim fotoğraflarımızı, videolarımızı, dosyalarımızı kullanacağımız, yükleyeceğimiz alanımız arkadaşlar. Fotoğraflara giriyorum. Şimdi arkadaşlar eskisinden biraz farklı olarak fotoğraflar, resimler kısmında kutucuk kutucuk açılıyordu. Burada da alt alta gelecek şekilde siz isimlerinizi oluşturup buradan resimlerinizi yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz resimlere de yine şuradan mesela kişi dosyasına da klasörü ekle diyerek Filiz Özden dosyasına da ekleyebilirim. Bu şekilde şuradan ekliyorum arkadaşlar. Ya da dosyaları seç diyor görüyorsunuz. Yes, bu alana sürükleyin ya da dosyalardan seç diyor. Ben bu kısmına geliyorum ve pardon. Seç dedim. Gördüğünüz gibi asla rahatsız etme anneciğim. Tamam. Gönder dedim arkadaşlar. İnternet iyicene yavaşladı sanıyorum. Evet, benim yüklediğim dosyalarım buraya geliyor. Evet. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey afişimi ekledim. Mesela ben bunu kendi klasörüme eklemek istiyorum. Filiz Özden'e. Buradan da klasör seç diyerek ya da işte diğer varsa klasörü ekliyoruz. Zaten kendi klasörümüze ekleniyor bizim. Buradaki güzelliklerden biri de o. Bir dakika. Şuradan arkadaşlar benim fotoğraflarım kısmına geldiğinizde yeni klasör diyerek kendi isminizi, okulunuzun adını şuradan bu kısmı dolduruyorsunuz ve kendi fotoğraflarınızın albümünü oluşturuyorsunuz. Bu kısım proje değerlendiricileri tarafından incelenmeyen sizin fotoğraflarınızın, şuradan da gelelim, videolarınızın ve dosyalarınızın arşivlendiği kısım arkadaşlar. Videolar kısmında da aynı şeyi yapıyoruz. Bakınız arkadaşlar, burada oluşturduk. My Videos kısmından yeni klasör diyorsunuz. Okul isminizi, ilinizin ismini yazarak yine video arşivinizi oluşturuyorsunuz. Ve yine nasıl ekliyorduk? Aynı şekilde link alarak arkadaşlar, örneğin YouTube yaptığınız videoları YouTube'a yüklüyorsunuz. YouTube'dan URL'sini alarak indiriyorsunuz. Mesela ben buraya hazırlık yaptım daha öncesinde, işte şarkımı ekledim arkadaşlar, Ay şarkısını ekledim projemle ilgili, işte Kevser hocam farklı bir videosunu eklemiş. Videolarımızı bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Süreden kazanmak için dosyaları da sadece bir göstereyim ve sayfalara dönüş yapalım arkadaşlar. Dosyalar kısmımızda yine aynı şekilde yeni klasör ekle diyerek ismimizi oluşturuyoruz. Yine sizin için bir dosya attım ben buraya. Şuraya dosyaları seç diyerek dosyalarımızı da bu kısımda aslında bizim için kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Arşiv gibi bir alan. Biz yaptığımız projelerin üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, buradan da girerek kendi sayfalarımızı, materyallerimiz kısmından da yaptığımız, önceki yaptığımız projelere de buradan erişim sağlayabiliyoruz. Ve şu an halihazırda yaptığımız projelerimiz içinde resimlerimizi, videolarımızı ve dosyalarımızı bu kısımdan kullanacağız. Sayfalar kısmına geliyorum arkadaşlar. Şimdi yaptık, yüklemelerimizi materyallere yükledik. Materyallere yüklemek hiçbir anlam ifade etmiyor. Dediğim gibi sayfalar kısmından siz projenizin yapılış, aslında sayfalar şu arkadaşlar, onu bir söyleyeyim sonra diğer cümlemi kurayım. Kevser hocam anlattı, bir proje oluşturdu, şu ay şunu yapacağız, bunu bu ay bunu yapacağız gibi detaylandırdı. Biz bir projede ne yaparız öncelikle? Proje tanıtarak başlarız değil mi? Proje ortaklarımıza ve girecek olan üye arkadaşlarımıza, diğer üye arkadaşlarımıza ve misafir arkadaşlarımıza. Proje tanıtımının içerisinde
ne yaparım? Sayfa oluşturalım şimdi. Afiş hazırlayacağız mesela projemizle ilgili. Yazıyorum afiş. Afiş çalışmaları veya sadece afiş. Bu bir, herhangi bir bir şeyin alt başlığı mı? Evet, benim proje tanıtımımın alt başlığı şeklinde olmasını istiyorum. Ve sayfa oluştur dedim arkadaşlar. Biraz yavaş. Evet. Şimdi burada değişiklikleri kaydetmeden önce dikkat etmem gereken şeyler var. Hemen Türkçe diline çevir diyoruz. Diyor ki arkadaşlar, TwinSpace üyeleri mi, internetteki herkes mi, yalnızca ben mi görsün? Tabii ki TwinSpace üyeleri görsün. Burayı demezseniz, eğer Kevser hocamla ben bu projenin kurucusuysam, diğer üye olan arkadaşlarım, örneğin Ahmet hocam, Özlem hocam, Bekir hocam, bu projede benimle birlikte üye ise onlar göremez. Dolayısıyla biz bunu TwinSpace üyeleri yapmalıyız. İnternetteki herkes dediğimiz zaman da güvenilirlik kısmı bizim için önemli. O nedenle internetteki herkes kısmında söylememekte fayda var. Yönetici ve öğretmen dememiz yeterli olabilir. Öğrenci girişlerimiz varsa yine öğrenciyi seçmemiz ya da ziyaretçi kullanacaksanız bunu kendinize göre belirlersiniz. Burayı işaretlememize tabii gerek yok. Tartışma formunda bir konu açılacaksa izin veriyorsunuz, yoksa izin vermiyorsunuz gibi kısımları düzenliyorsunuz arkadaşlar. Buradan içerik ekleyeceğiz. Onu biraz sonra göstereceğim. Ve değişiklikleri kaydet diyorum. Saatte hızla ilerliyor arkadaşlar. Yoruldunuz. Bizler de yorulduk. Hepimizin çocukları, evdeki durumlar bizleri bekliyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar, afiş sayfamızı gördüğünüz gibi oluştu. Siz buradan istediğiniz gibi, mesela proje tanıtımının içerisinde iki tane sayfamız var. İşte Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bunu şey olarak hayal edin. İşte doğada öğreniyoruz. Neyi diyelim ki, sanat etkinliklerimiz sayfası. Biz bunun altına ne açabiliriz? İşte çok basit söyleyeceğim. İşte sulu boya çalışmalarımız, kağıt kesme çalışmalarımız. Bunun altında diğer bir sayfa açtım. Ben bu sayfada diyorum ki Web 2 araçları ile çalışmalarımız dedim. Bunun altına ne açarım? İşte FODA ile tanıtımlarımız, WordWall ile doğada öğreniyorum oyunlarımız gibi gibi. Sonra işte ortak ürünlerimiz diye sayfa açtım. Onun altına ne yaptık? İşte ortak şiirimiz, projemizdeki ortak hikayemiz gibi alt başlıklarını oluşturarak, yani daha da detaylı anlatabiliriz ama süremiz gerçekten de çok ona geliyor artık. Sizleri de çok yorduk. Geçiyorum bu nedenle arkadaşlar. Olmazsa soru cevap webinarımızda tekrar üstünden bir geçebiliriz. Ve bu kısmı, sayfaları bu şekilde ekliyoruz. Bir de sayfaya fotoğraf yükleyelim arkadaşlar bir tane de. Sayfayı düzenliyoruz arkadaşlar. Eskisi gibi değil bu kısım birazcık. Twin board ekle kısmı yok. Belki orayı da tekrar düzenlenir, bilemiyoruz tabii. Burada içerik ekle diyoruz arkadaşlar. İçerik ekle dediğimizde sadece yazı yazabiliriz. Yazılarımızı gördüğünüz gibi buradan ortala, hizalar, şekil değişikliği gibi her şeyi yapabiliyoruz. Yazı yazıp altına resim ya da video yükleyebiliriz. İşte şu kısma tıkladığımızda bakın burada bir yüklediğimiz fotoğraflarımız alt alta geliyor arkadaşlar. Şurada ben bu fotoğrafım benim afişim olacak, proje afişim diyorum ve gelip kaydediyorum arkadaşlar. Bakınız buraya bu fotoğrafım geldi. Bunun altına isteyen arkadaşım ya da üstten fark etmez gelip girerek buradan fotoğraf, video yükleyebiliyor arkadaşlar. Ve değişiklikleri kaydet demesi sayfaların içerisine sizin o alanda yapmanız gereken çalışmayı yaptığınızı gösterir şekilde eklenmiş oluyor. Bu ne demek? Bir projeye başladığınızda kurucu ortak olabilirsiniz, kurucu olabilirsiniz, projenin ortağı ya da üyesi olabilirsiniz. Siz bu kısma artık buradaki çalışmayı yapmış oluyorsunuz. Bu demek aslında. Bu da şunun için önemli. Bir projede yapılıp bittiğinde sizin kalite etiketine başvurabilmeniz için projenizde %70'ini tamamlamış olmanız ve yapılan etkinliklerin de %70'ine katılım sağlamış olmanız gerekiyor. Örneğin ben Web 2 araçlarından bir çalışmayı yapamadım diyelim ki öğrencilerimle ve bunu yükleyemedim. Evet, olabilir ama bu çalışmalar benim
projedeki önemli ortak işbirlikçi ürün ve PİKİ araçlarının dışındaki çalışmalardan, yani onlardan en az birer tane örnek olması gerekiyor çünkü. Onun dışındakilerden tabii ki eksiğimiz, noksanımız olabilir. Ama onun dışında bütün çalışmaları bu şekilde katılım gösterir şekilde yüklemiş olmanız gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Bu sizin kalite etiketi alabilmeniz için önemli. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Bazen arkadaşlar diyor ki ben projeyi kurmadım, üyeyim. Yani bu proje benim değil, ben sadece üyeyim. Hayır arkadaşlar, bir projede varsanız kurucu ortak ya da üye hiçbir şekilde fark etmez. Siz o projedesiniz demektir ve o proje sizin projeniz demektir arkadaşlar. Kalite etiketine de bütün işleyişler aynı, başvurunuzu yaparsınız. Kurucu olmanın sadece iki tane avantajı var. Kuruculuktan dolayı artı 5 puan değerlendirme aşamasında ve büyük ödüllere kurucular sadece davet edilebiliyor. Onun dışında bütün statü olarak söyleyelim, aynı konuma sahibiz. Şöyle sunuma geri döneyim ve teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Gayet detaylı anlattınız. Şimdi de son bölümde 59'da bir şehrimize Ağrı'ya gidiyoruz. Muhammed Fatih Turan Hocam, İlk koordinatörümüz sizlerle. Buyurun Fatih Hocam. Merhaba arkadaşlar. Ağrı İlk koordinatörü Muhammed Fatih Turan. Saatin de geçmesiyle ben biraz daha hızlı bir tanıtım yapacağım. Şimdi bu forum bölümü var. Eskideki Team Space'i hatırlıyorsunuz. Burada öğretmenlerimiz tartışmalar yapıyordu vesaire. Burada biz işte burayı etkin kullanmaya çalışıyorduk. Öğrenci ve öğretmenlerin burada tartışması bekleniyor. Şurada ben sayfayı Hocam, Türkçe'ye çevirdim. Hocam çok özür dileyerek Fatih Hocam. Ekran paylaşımını göremiyoruz şu an. Göremiyor muyuz? Bir dakika. Evet, bir dakika. Ben şöyle bir şey yapayım. Tekrar paylaş diyeyim. Şu an görünüyor mu? Şu an geldi hocam. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Şu forum bölümünü eski Twin Space'ten de hatırlayacaktır arkadaşlar. Burada öğretmenlerin tartıştığı bir bölüm var. Burada öğretmen ve öğrencilerin aktif olmasını bekliyoruz. Şimdi şuradan yeni tartışma konusu dediğiniz zaman arkadaşlar, başlık ve açıklamayı girdiğiniz zaman, mesela ben diyeyim ki yeni dediğim an, oluştur dediğim zaman, bakın biraz tabii SAP'in ve internet bağlantısıyla ilgili yavaş olabiliyor. Şurada diyor ki işte senin yeni tartışman yaratıldı. Hemen şurada yeni diye bir tartışma benim karşıma çıktı. Girdiğim zaman burada altında zaten görüyoruz hemen neyin ne olduğunu. Bunun arasında isterseniz bir arama yapmak isterseniz burayı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kısa geçeceğim. Çok detaylarına girmeyeceğim. Online meetings kısmında geçen seneki sistemden çok da farklı değil. Sadece bölmelere ayrılmış arkadaşlar. Şuradan meetings, şuradan da chat room'a geçiyoruz. Meetings'e bir tıklayalım. Nasıl yapıldığımızı bir bakalım. Şimdi biz burada bazı meetingler ekledik deneme amacıyla. Bir meeting, yani bir online toplantı nasıl yapılır? Burada şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani farklı bir yerden de yapabilirsiniz toplantınızı. İlla da buradan vesaire yapmanıza gerek yok. Yeter ki toplantı yapın, birleştiğinizi ve bu konu üzerine tartıştığınızı kanıtlayın. Şimdi diyor ki bana meetingin işte toplantının detaylarını ver. Başlık diyor, bir başlık yaz. Deneme dedim. Açıklama deneme kişi. Diyor ki kaç kişi katılacak? Hatta şunu Türkçe diline çevireyim, çevirirse. Katılımcı sayısını işte 11-25 ise yazarsın. Kayda izin ver. Evet. Süre ne kadar diyor, ne kadar tutacaksın? 90 dakika diyelim biz. Buradan da ben 30 aralığı seçtiğim takdirde şurada zaman aralığı var. Dikkat edin arkadaşlar, şurada ufak bir detay var. Bakın JET diyor, yani Central Europe Time. Yani Avrupa zaman saatini burada veriyor. Biz şu an Avrupa'ya göre 2 saat geride olduğumuz için ileride miydik yoksa? Gerideyiz hocam. Geride miyiz? Teşekkür ederim. Özür dilerim. İlerideyiz. İlerideyiz hocam. Tamam, teşekkürler. İleride olduğumuz için saati ona göre seçmemiz lazım. Çünkü buradaki saatler Avrupa saatine göre planlandığı için buradan bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar tekrar geri geldiğimde şurada bakın chat room kısmı var.
Chatroom bizim bu eski yine chatroom'un aynısı. Burada öğretmenler birlikte konuşabiliyorlar, tartışabiliyorlar. Burayı da tabii biz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yani normal sanki bir WhatsApp'tan grup kurmuşsun da onlarla beraber konuşuyormuşsun gibi düşünebilirsin değerli öğretmenim burayı. Gel gelelim üyeler kısmına. Üyeler kısmında genelde sorulan iki şey var. Birincisi öğrenci nasıl değildir? Şuradan hemen yine Türkçe diline çeviriyorum. Add kısmından şurada öğrencileri ekle var. Tıklıyorum değerli arkadaşlar. Burada ufak bir farklılık var eski sisteme olay. Şurada isterseniz öğrenci yöneticisi, isterseniz normal öğrenci ekleyebilirsiniz. Biz öğrenci ekleyelim. Diyelim ki Fatih adında bir öğrencimiz olsun. Biliyorsunuz öğrenci eklerken adını soyadını eklemiyoruz. Buna dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Ben şimdi bakın hemen bana bir kullanıcı adını otomatik oluşturdu. Şifre veriyorum kendini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öğrenci mi, öğrenci yöneticisi mi? Öğrenci yöneticisi olarak ekleyebilirsiniz. Pasaportu görmesini istiyorsanız şöyle bir show password deyin. Hatalı olup olmanın. Şurada add people seçeneğine tıkladıktan sonra şurada bakın arkadaşlar dikkat edin. Şu an eklenmedi. Birkaç öğrenci ekleyecekseniz şuradaki TwinSpace öğrenci ekleyin kısmına tıklamanız gerekiyor. Tıklamadığınız takdirde öğrenci TwinSpace'e eklenmez. Şimdi hemen ben tekrar bir TwinSpace'ime gideyim. Üyeler kısmına bakalım. Öğrencim gelmiş mi? Bakıyorum. Fatih T. Evet buraya gelmiş. Gördüğünüz gibi. Peki öğretmen davet nasıl ediyoruz? Bakın burada da diğer kullanıcıları davet et kısmı var. Şuradan öğretmenin ismini aratıp daha sonra invite to TwinSpace diyebiliriz. Bu noktada projeye eklemeyle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada lütfen ilk koordinatörle iletişime geçerseniz çok daha sağlıklı olur. Peki bir öğrenci nasıl girer? Onu bir dakika hemen göstereceğim değerli arkadaşlar. Bir saniye paylaşımı kapatacağım. Hemen tekrar dönüyorum. Şu geri sayfaya bir geleyim. Değerli arkadaşlar şimdi tekrar açtım. Geldi sanırım ekranım. Şurada bakın buraya yazdıktan sonra şurada login seçeneğine tıkladığım zaman hatta şu an tabii benim profilim açık olduğu için kabul etmiyor. Şuradan bir tekrar çıkayım. Log me out diyelim. Şöyle tekrar bir geri geleyim. Tekrar şuraya tıklayayım. Bakın arkadaşlar az önceki kullanıcı adını sordu. Fatih T 1 2 3 4 5 6 dedim. Login dedim. Dikkat ederseniz şu an projemiz öğrenci tarafından görülebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi biraz saatinde uzaması hasebiyle çok uzun tutmak istemedim. Kısa kısa hap bilgiler niyetinde vermeye çalıştım. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, sabrınız için. Şu saatte hala 400 kişi kalmak beni inanılmaz mutlu etti. Çok sağ olun. Evet. Fatih Hocam çok teşekkür ederiz. Filiz Hocam'la birlikte detaylı bir şekilde TwinSpace'e sorulan sorulara da özellikle cevap vermeye çalıştık. Hepinizin ağzına sağlık. Ağrısından Artvin'e, Batman Akkalesi'ne, Urfa'sına, Aydın'la eksik kalmadı sanırım. Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlayan bu saatte bile bizlerle birlikte olan yaklaşık 400 yakın öğretmenimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızı Padlet'te görüyoruz. Padlet linkini paylaştık. Padlet linkini alıp siz saklı tutarsanız, sorularınızı yazarsanız pazartesi gününe kadar Padlet linkimiz aktif olarak açık kalacaktır. Sorularınıza bizler altında yorum olarak cevap vereceğiz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce tekrar hatırlatıyoruz. En yetkili Türkiye'de eTwinning adına eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisidir. Ve ona bağlı bulunan biz ilk koordinatörleridir. En doğru bilgilerle sizlere biz her zaman elimizden geldiğince yardımcı olmak, rehber olmak adına buradayız. Her zaman sizlerleyiz. Ben son sözleri için hocalarıma sözü bırakmak istiyorum. İlk olarak gördüğüm şurada sol üstte. Özlem Hocam buyurun. Hanımlardan başlayalım.
Evet Ahmet Hocam, size ve bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma da ben de çok şey öğrendim çünkü. Uzun bir webinar olduğu farkındayız. Anlayışınızı rica ettik ama faydalı olmayı amaçladık. Umarım istediğimizde başarabilmişizdir. Hepinize sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim Nide adına. Çok sağ olun. Keşfer Hocam buyurun. El kaldıran hocamız var. İsterseniz bir söz hakkı verin. Tabii ki. Hocam görebiliyor musunuz sizlerde? Biraz önce kaldırmıştı hocam, tekrar kaldırırsa. Şu an herhangi sanırım bir indirmiş. Evet. Tamam, indirmiş sanırım. Yasin mesela. Evet. Ben kendisine izin veriyorum şu an. Tamam. Fatma Özcan hocamız da aynı şekilde. Buyurun Yasin hocam. Sesim geliyor mu hocam? Evet hocam, geliyor, alabiliyoruz. Geliyor, buyurun, hoş geldiniz. Hocam ben yazılı da sormuştum ama cevap aldım. Yine sormak istedim. Mobil uygulaması ne zaman olacak? Şu an yokmuş. Ben Play Store'da aradım, yok ama yani hazırlık çalışması var mı? Hocam şöyle söyleyelim. Bir yazılım şirketi, özel bir yazılım şirketi tarafından şu an daha platformumuz yerli yerine oturmak üzere. Yani Ocak ya da Şubat ayları, Hülya Bal hocamızın söylediği gibi sistem henüz daha o zaman oturacak. Mobil uygulamada 2023 yılı içerisinde çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü eskiden bir turuncu bir mobil uygulamamız vardı. Sizler de biliyorsunuz. Ancak çok hata veriyordu. Evet, onu bugün sildim. Hata veriyordu. Önümüzdeki süreçte diyelim hocam inşallah. Çünkü öncelikle hedefimiz platform. Platformun daha düzgün, hızlı ve aktif olarak çalışması öncelikli hedefimiz uygulama ve beklentimiz. Uygulama olmasa dahi hocam telefondan da gayet rahat yükleme yapabilir. Aynen. Kesinlikle. Yani telefondan tarayıcı yoluyla da gayet iyi gidiyor. Eski arkadaşlar gözükmüyorlar. Sanırım o ya, uygulamadan eklemiştim. Yani yeni SAP üye olmadıkları için mi gözükmüyorlar acaba? Sadece okuldaki İngilizce öğretmenini görebiliyorum. Diğer hocaları göremiyorum. Eskiden hocam, görüyordum. Daha önceden kayıtlı kişilerinizde ekli olan kişilerin hiçbiri taşınmadı yeni platforma. Evet. Onlar kaydolacaklar. Siz de onları kişilerden ekleyeceksiniz. O şekilde görünür. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Rica ederiz. İyi akşamlar hocam. Fatma hocama buyurun. Söz verelim. Ben ses yetkisi verdim ama Fatma hocam sanırım mikrofonunu açamıyor. Fatma hocam duyabiliyor musunuz bizi? Evet, şu an el indirdiği görüyoruz. Padlet'e baktığınız zaman birçok sorunun cevabını alacaksınız. Birçok sorumuzun... Canset hocam bir elini indirip kaldırıyor hocam ama bir izin bir vereyim kendisine. Bir yetki hocam, buyurun. Gönderdim şu an ama. Açmaya çalışıyorum. Sesim geliyor mu? İyi akşamlar. Geliyor i̇yi hocam. Akşamlar. Hoş geldiniz, buyurun. İyi akşamlar. Hepinize, herkese iyi akşamlar. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Bu çok 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 faydalı bir şey oldu bizim için. Bir sürü soru vardı kafamızda, yüzlerce, onlarca. Birçoğu cevap buldu. Biraz hızlı hızlı geçildi bazı kısımlar ama inşallah biz de kullandıkça zaten oturacaktır evet. Bazı şeyler yer yerine. Ben de az önceki arkadaşımızın söylediği gibi Padlet'e yazmıştım ama kapanmadan bir tekrar sormak istedim. Bu bir webinardır ve biz bununla ilgili bir katılım durumu oluşacak mı bizim için? Şimdi eğitimlerin başvurularının mevcut olduğu bir durum dönemde olduğumuz için eğer varsa böyle bir şey kaçırmayalım diye. Ulusal Destek Servisi tarafından. Filiz hocam buyurun. Buyurun Filiz hocam. Teşekkürler. Sayın hocam, bakanlığımızın yaptığı yani Ulusal Destek Servisimizin yaptığı webinarlar sizin sisteminize işlenir ve o işlenen webinarlardan eğitimlik okulunda faydalanabilirsiniz. Bu bizim yaptığımız bilgilendirme webinarı. Teşekkür ederim. Ve aynı zamanda bir eklem yapayım. Bir de tabii ki Merkezi Destek Servisi'nin yaptığı, Brüksel'de onun yaptığı İngilizce olan webinarlardan alacağınız katılımlar, katılımlarınız yani etkili olacaktır. Teşekkür ederiz. Varsa alabiliriz. İyi akşamlar. Bir de ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hepimiz heyecanlıyız. Bizler de proje yapan iyi koordinatörleriyiz. Bizlere söylenen de biraz böyle projelere başlayalım, proje fikirleri oluşturalım, kurucu ortağımızı bulalım tamam ama
Twin Space üzerinden, eTwinning üzerinden çalışmalarımızı böyle ağırdan alarak acele etmeyelim. Yapalım. Acele etmeyelim. Çünkü henüz sistem oturmadı. Orada sorularınızı görüyoruz. Birçok soruyu biz de birbirimize soruyoruz. Bakanlığa soruyoruz ama bazı soruların cevabı sistemsel sorunlar olduğu için yok. Yani var ama yok. Çünkü elimizden gelen bir şey yok. Aynen öyle. Bir öğretmenimiz mesela Ahmet Güder sisteme kaydolmuş, bana düşüyor, diyor ki hocam beni onayla, ben onu giriyorum, onayla kutucuğu aktif onaylıyorum ama Kevser hocam diyor ki ben Kevser Sevinç, beni onaylar mısınız diyor, giriyorum ama onaylama kutusu aktif değil. Yani bunlar ne sizinle ilgili sorunlar, ne bizimle, ne de bizim bakanlığımızla ilgili sorunlar. Hocalarımın dediği gibi firma çalışıyor, yetkili firmalar bununla ilgili gerçekten ciddi çalışmalar sürüyor. Bizlerin verdiği hatalar doğrultusunda işte Ağrı'dan, Batman'dan, Aydın'dan hocalarımız diyor ki hocam bizim ilimizde şu sorunla karşılaşıldı. Biz UDSM'imize bilgi veriyoruz. UDSM merkezi NSS'e bilgi vererek işte bu sorunlar var. Bu sorunlara nasıl internet altyapılı olduğu için çözümler bulunabilir şeklinde bu soruların cevapları bulunmaya çalışıyor. Tabii ki bizler de elimizden gelen katkıyı, desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da yani biraz daha ikinci dönemi beklemek, projelerinizi yapın, yüklemeye de başlayabilirsiniz aslında, gösterdik. Çok büyük problem yok ama yani diyelim ki Ocak'ta, Aralık'ta başladınız da Şubat'ta yüklediniz. Normalde sistemli yüklemek önemli tabii ki. Hani bunu hep önceki yıllarda söyledik ama çok çok büyük problem de değil. Yaptığınız çalışmayı sonrasında da yüklediğinizde, sonuçta şu an bu problem bütün ülkeler bazında olduğu için çok da büyük sorun teşkil etmeyecektir. Çok sorumuz var mı acaba arkadaşlar? Gerçekten hocam, saat çok ilerledi. Kıymetli arkadaşlar, zaten el kaldıran hocalarımızın soruları paddete yazarlarsa daha sağlıklı olur. Çünkü devamında arka arkaya soru soruyu getirecektir diye düşünüyorum. Evet, paddetimizin yani linkini Hasan hocam tekrar bir paylaşırsanız biz zaten yorum kısmından cevaplayacağız. Kapanışı birlikte yapalım. Evet. Bence de arkadaşlar çok güzel olur. Çok sağ olun hocam, Fatih hocam. Padlet linki dediğim gibi pazartesiye kadar aktif kalacaktır. Sorularınızı yazabilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince yanıtlayacağız. Sıra Kevser hocamdaydı. Konuştu sanırım. Kevser hocam, evet, var mıydınız? Evet, ben de konuştum. Teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımıza. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bence gayet kafalardaki sorulara cevap bulunan bir webinardı. Yine de Padlet'te her koldan, 7 koldan bir cevap vermeye çalışacağız. Tekrar tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum katıldıkları için. Teşekkürler. Filiz hocam. Ben de çok çok teşekkür ediyorum her birinize. İyi akşamlar diliyorum. Başka webinarlarımızda görüşmek üzere. 6 arkadaşıma da buradan 7 il olarak yola çıktığımız çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Fatih hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Burada hemen hemen Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden değerli arkadaşlarımla buluşmak beni çok mutlu etti. Umarım sorular cevaplanmıştır. Kafalardaki karışıklıklar giderilmiştir. Teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler hocam. Bekir hocam, Şanlıurfa. Toplantıda 800 kişiyi gördük. Gerçekten güzel bir katılımdı. Umarım herkes için güzel bir eğitim, güzel bir seminer oldu. Soruların %80'ini cevapladık diye görüyorum. Cevaplamadığımızda zaten daha sonradan Padlet üzerinden cevaplayacağız. Gerçekten güzel bir binardı. Herkesin yüreğinize sağlık. Katılımınız için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar cümleten. Çok sağ olun. Hasan hocam, buyurun. Ben de bu webinara katılmakta çok mutluluk duydum, sizi görmek, diğer 800'den fazla öğretmenimizle birlikte olmak. Herkese proje çalışmada başarılar diliyorum. Yine iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun değerli 6 arkadaşım, Türkiye'nin birbirinden güzel şehirlerinden. Yine 81'inin tamamından katılan 800'ü aşkın öğretmenimize heyecanlarından ötürü, heyecanımıza ortak olduklarından ötürü hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Bu saate kadar bizimleydiniz. Efe en son olarak da Aydın İl Koordinatörü olarak Efeler Diyarı Aydın'dan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm arkadaşlarıma, İl Koordinatör arkadaşlarıma, bizimle beraber olan değerli Hülya Bal hocamıza ve 81 İl Koordinatörümüze, burada bizlere destek veren çok teşekkürler. Projenizde, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel bir süreç bizlerle birlikte olacak. Kalın sağlıcakla, herkese keyifli akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.